Abi iyi dersler, kolay Görüşürüz. gelsin. Sağ Dersler kolay olasın. gelsin. Bay bay. Merhaba. Selamlar. Selam. Bizi umarım yol gösteren biri olur. Ay. Umarım olur. Siz de mi yenisiniz? Evet, yeniyim ben. Bu anladım. Hoş geldiniz. Ben de Sen hoş yeni geldim. değil Yani misin? ben de yeniyim ya. Hani beraber hepimiz hoş geldik okul. Anlıyorum, Evet. Teşekkür anlıyorum. ederim. Ne kadar nazik birisin. Eğitim yuvası yani burası. Şu gerekli malzemeleri alalım da bir an önce gidelim. Çok merak Şey mi? ediyorum. Duvara mı koşacağız? Duvarın içinden öyle bir şey mi acaba dedim. Bilmiyorum. Bir koşarak bir kafana vur bakayım oraya. Oluyor mu? Bir duvarların şu taşları itelim ya birkaç tane. Bakalım. Şu taş mı? Hanımefendi sizin isminiz neydi? Ben Ha. tanışmak açısından soruyorum. Ben Anna. Anna Belova. Anna Al. Delora mı? Belova. Rus'um. Anna Belova. Evet. Rus'sunuz. Memnun oldum Anna. Ben de Kegri. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Abi senin ismin neydi? Monex. Monex Sauvignier. Monex. Sauvignier. Sauvignon. Aa açıldı. Hagrid. Büyücülük Dünyası'na Bay hoş geldiniz çocuklar. Bugün sizlere Hogwarts yolculuğunuzda ben yardımcı olacağım. Adım Rubeus Hagrid. Hogwarts çalışanıyım. İsterseniz devam edelim. Duvar kapanıyor Ama ama. maceramız bu kadarmış. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Allah'a emanet olun. Bitti ama okul kapandı suratıma. Gerçekten büyücüler, gerçekten. Biz kazanamadık mı? Nasıl yapıyorum Macera başlamadan bitti diyebilir miyiz ya Hagrid? ya? Diyebiliriz, öyle oldu galiba birazcık. Hadi gelin. Kabul edilmedik herhalde. Edilmişiz, Davay edilmişiz. davay Takip gel. edin. Anna. Sen de Rusça biliyor musun? Ha biraz biliyorum ya. Birkaç tane küfür var. Küfür biliyorum. Ne biliyorsun tam olarak? Suka. İyi. Yeterli bence Suka, gayet. Suka çocuğu demek. Evet. Neyin çocuğu? Bliyet. Şimdi oldu. Doğru mu? Evet. Suka direkt çocuğu oluyor. Burası neden boş efendim? Aslında boş değil ama galiba sizler yakınınızdan herhangi birini kaybetmediniz çocuklar. İçinizden Ha. buradaki testerelleri görebilen var mı? Ne Ne yazık ki. ben göremiyorum ya. Hiç şaşırmadım. Hadi gidelim. Neyse binelim o zaman. Ortam büyük dengesiz. Sıkıntılı bir ortam. Özlemişim lan Şimdi okulu. sizleri hane seçimine götüreceğim çocuklar. Hane seçimi mi? Şapka mı takacağız? Sen birazcık biliyor gibisin buraları. Evet efendim, gelmeden önce izledim. Bütün seriyi bitirdim bir daha. Gelmeden üstünden tekrar olsun gibisine. İyi bakalım, takip et beni. Bir de YouTube'dan Mesut daha takipçisiyim. Onunla da hani biraz. Tanımıyorum dostum ya öyle birini maalesef. Anladım onu. Senin eksiğin yani ama. Hani sessiz söylemeyeyim ki. Birazcık hızlı gidelim isterseniz. Tabii koşalım Şapka mı? beklemesin. Yani olur. Kalp krizi geçirecek. Olacak gibi. Gözüm döndü. Va! Burası büyük salon. Burayı okumuştum. Gel bakalım. Seni hangi hane bekliyor? Benim bir tahminim var da bakalım. Bunları hemen yiyebiliyor muyuz?
Hoş Fazla geldin. aceleci görüyorum seni. Önce bir halini seç bakalım. Ha, tabii ki. Ne çıktı? Ha, daha seçmedim. Şapkayı kafana tak. Oh. Hocam ne çıktı arkadaşım? İşte bu. Hayallerim gerçek oldu. Ne çıktı? Slytherin mi çıktı? Sanırım kimse bilemeyecek. Tak bakalım şapkayı kafana. Önce Anna efendim. Önce hanımlar önden gitsin. Anna siz. Tabii. Lütfen Ravenclaw. Aa. Gerçek bir büyücü galiba ya. Ne oluyor bu? Sıra sende sanırsam. Evet efendim, ben de şapkayı takıyorum. Doğru muyum? Doğrusun. Devam et. Çok iyi gidiyorsun. Hadi çabuk. Çok iyisin. Çok iyisin. Bu senin kaderin. Kaderin bu senin. Bu senin kaderin. Ne olur Slytherin olmasın. Slytherin olmasın, ne olursun Slytherin olmasın! Slytherin olmasın! Selam. Selam. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Elinde bu vayıcı olduğuna yeni geldin. Evet. Doğru. O zaman gel. Onu yerleştireyim ilk önce. Tamam. Burası senin yatağın. Bir tek burası boş hanemiz. Efendim? Hanemizde bir tek bu yatak boş. Yalnız şöyle söyleyeyim, ben Slytherin kanından olduğum için ben istediğim yatağı da seçerim gibisinden düşünüyorum ama bilmiyorum. Ama bir tane Draco Malfoy var. Seni çok arkası var, seni çok pis söver ama. Görelim bakalım ya şimdi, gelsin bakalım, kendisi tanışırız zaten birazdan. Ha, doğru. Hani bana burada da yanlış anlama, bu yatak hanımla bana bugüne kadar da yanlış çok zor yani, öyle söyleyeyim ben tamam. Burada ne oluyor? Ha, anladım. Profesörüm galiba yeni. Çok sert. Yeni katılan öğrenci mi var? Evet efendim. Evet efendim, benim. O da ne? Kegiri efendim, Monsieur Kegiri. Kegiri. Evet. Monsieur Junior. Büyük salonda Slytherin olmasın diye bağıran sen miydin? Ha, hayır efendim. Şapka diyor Slytherin olmasın mı gibisinden şapkayla bir diyalog geçirdik. Ben dedim ki ne olursun Slytherin abini beni koyabiliyorsan beynimin içerisindeki Slytherin aşkını bil anlamında onu anlatıyordum yani. Başka bir şey ben olmasın. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Ha, o şekilde yani. Şimdi asil ve soylu bir haneye geldin. Bu hanenin kurallarına uymayan öğrenciler cezalandırılır. Tamam. Hane büyüklerini lafından ve sözünden çıkma. Peki. Anlaşıldı. Hanenin eksi puan alıp geriye düşmesine sebep verecek herhangi bir davranışta bulunursan eğer. Evet. Emin ol, seni okuldan attırmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Peki efendim. Size söz veriyorum. Hanemizin buna kadarki en yüksek puanını bendeniz yani. Şimdi benim cübbeni giy. Peki. Ve dersimde orada ol. Peki efendim. Bu zamana kadarki bu hanenin alabildiği en
yüksek puanı ben elimden alacak kadar. Evet, evet. Sağ ol. Daimon. Efendim. Yardımcı ol. Tabii ki efendim. Gel, burada cübbelerimiz var. Geçebilir miyim? Buradan giyebilirsin cübbelerini. Köye giriyorum. Efendim, efendim. Sabah saat 6'dan sonra haneden çıkabilirsin. Gece 12 olmadan hanede bulun. Eğer bu saatler arasında dışarıda bulunursan cezalandırılırsın. Peki efendim. Sabah zaten sabah oldu. Arkadaşlar gelin ben size senin hane başkanı olarak yardımcı olayım. Olur. Yeni yüzler görmek her zaman beni çok mutlu eder. Profesör Snape, isterseniz yeni öğrencilerle ben ilgilenirim. Hangisi olsun lan? Siz derseniz önemlisiniz. Bütün öğrencilerle ilgili. Dersime kadar. Bu iyi değil mi? Her şeyi öğrenmiş olsunlar. Tabii ki profesör. Dersimde en ufak bir kural hatası görmek istemiyorum. Tabii ki profesör. Her ayrıntıyı anlatacağım, merak etmeyin. Giydin mi cübbeni? Cübbemi giydim. İstersen eşyalarını sandığa yerleştir. Yerleştireyim. Ne yazık ki hatırlamadım. Kitlemeyi unutma. İnşallahlar falan şimdi. Çıkırtın. Memnun oldum. Ben de Jace. Ben hadi de memnun oldum. Ben zaten buralardaydım da. Kısa bir gitmek zorunda kaldım ailemin yanına. Merhabalar. Merhaba. Alabilir tabii ki. Sofya ben bu arada. Bulgaristan. İyi, çok özür diliyorum Sofya. Ben Kegi'de memnun oldum. Ya. Yok, yolda Rus. Bir arkadaşla tanışınca. Hani böyle Milletler Birliği gibi Slytherin hanemize puan getireceğiz yani yıl sonunda inşallah. Aha, o kadar zekisiniz yani. Biraz zekama güvenir mi de bende böyle bir yetenek var. Daha yıllar önce kehanette bulunmuşlardı benim hakkımda işte. O çocuk bu çocuk gibisinden. Küfür edenler de oldu hani o çocuğu bir diyenler de oldu da yetenek anlamında ben çok güveniyorum kendime. Ben de bize güveniyorum. Zaten Slytherin'e yetenek kişiler gelebiliyor sadece. Aynen. Neyse, gidelim mi? Başka seçilemez ama öncelikle senin üstündeki cübbe sarı mı? Bilmiyorum ki. Sen bu haneden misin dostum? İsmi ne senin? Yanlış cübbeyim mi? Emmanuel. 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 Bir gelsene dostum şuraya şöyle bir. Bir gel. Emmanuel bir gelir misin arkadaşım? Amına koydum iyi boss. Açıklamaya selamun aleyküm. İyi oyunlar mı yazdın? Öyle mi yazıyor? Oğlum mal mısın sen? Açıklamaya amına koyum. Boyun postunu. Benimkinde ne yazıyor? Babasının yolundan giden çok yetenekli bir büyücüdür. Sen niye buraya amına koyayım? Forum donanım habere girer gibi girdin buraya. Bilmiyorum, geldin önce belamı siktiler bu ne diye. Kaçtım amına. Senin cübben ne renk harbiden? Sen Slytherin misin? Slytherin miyim? Oğlum mal mısın sen? Sen şapka takmadın mı? Yo. Allah Allah. Bizim dolaptan giyinsene. Slytherin giysisi. Tamam gel ben kısla. Dalga geçelim. Merhaba Sofya. Selam. Burada herkes birinci sınıf mı şimdi? Galiba evet. Evet. Güzel. Gelin şimdi başlayalım. Hadi gidelim. Gidelim hadi. Öncelikle hadi. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle ama Profesör Snape'e çok kulak asmayın yani, çok asabidir. Her zaman dikkat etmeniz gerekiyor ama dediğim gibi çok asabidir. Diklerinize dikkat edin. Gel bakayım gel.
Hogwarts içerisinde yaşadığınız tüm sıkıntı ve sorunlarla alakalı bana danışabilirsiniz. Örneğin başka bir aileden birisiyle aranızda bir sıkıntı çıktığında direkt beni bulabilirsiniz. Onun haricinde kişisel problemli veya üzgün olduğunuz zamanlarda da beni bulabilirsiniz. Her zaman sizin yanınızdayım. İsminiz, hani... isminiz neydi bayım? İsmim Jace. Jace Miles. Aleykümselam. Jace Miles. Aleykümselam mı? O ne demek ya? Ne? O ne ya demek? Niye bağırıyorsunuz ya? Bu arada ortalıkta kıyafetlerinde kan olan ve oradan oraya uçan bir hayalet görürseniz sakın korkmayın. Nasıl bir şeye benziyor? Böyle eskiden kalma üzeri kanlı oradan oraya uçuyor. Kesin görürsün. Kendini belli eder. Tamam zaten ya. Burası hani büyücülük okulu olduğu için bunlar... Ben gelmeden önce hem seri bir tur attım. Bir de kitaplarına falan da baktım. Birkaç tane videoda izledim. Az çok hani şeyim var. Muggle değiliz sonuçta. Hmm. Sen hazırlıklı geldin yani. Biraz araştırdım öyle söyleyeyim. Ya. Ben anlatırım. Garip olaylar oluyor. Tabii de. Doğru bir anda bilmeden o zaman. Girmek. Tabii ki. Geleyim. Emanuella. Efendim. Senin ismini kim koydu? Babam mı koydu, annem mi koydu? Dayım koymuş. Dayının boş bir anında, yani zayıf bir anında koymuş galiba ismin. Bilmiyorum ki. O nasıl bir isimmiş yani Emanuella? Gidelim o zaman. Gideyim. Savunmasız bir anda konulmuş gibi bir yani isim. Tehdit ediliyormuş. Gelin ne olur. Gidelim hadi arkadaşlar. Arkadaşlar bölüm başkanımızı ikiletmeyelim. Adamın sesi kısıldı bize şey yapmaktan. Lütfen birazcık şey görelim. Evet. Ya. Kaçıncı üzverili öğrenci olduğunuzu bilemezsiniz. Bizim gibi her sene böyle geliyorlar. Bu adam burada. Abi işte. Bu merdivenler de başkanım. Bu arada size bir de Salazar Slytherin'den bahsedeyim. Geri kalanınız nerede? Bir bakalım mı? Allah Allah. Gençler iyi akşamlar. Ya kapıyı açın kapıyı. Nerede kaldınız? Ya bu adamı uğraştırmayın. Uğraştırmayın bu adamı ya. Her sene bunlarla uğraşıyor abi. Bir kere batsak açılacak. Çömez misiniz arkadaşlar? Ben kaldım. Bir dakika ben Sofya yap geliyorum siz gidin. Sofyacığım buyur. Teşekkür ederim. Öküzler sana yol vermediler tabii ben anladım. Evet. Sona kaldım. Bak işte. Başkanım siz bize bilgi veriyordunuz. Aynen. Senin boy niye böyle? Bilmiyorum. Sana ne benim boyumdan? Bir yorum var mı? Belki minyondur ya kız. Niye şey yapıyorsun ki? Gençler selamlar. Efendim dalga geçiyorlar. Selamlar bayım. Çok iyi bir iksir tarifi buldum da. Demek isteyen var mı? Yani. Ben tatabilirim. Merhaba Stephen. Lan Emanuel'le ne iksir olduğunu öğrendin mi de sen neyi tadıyorsun ya? Ben Emanuel'e güzel bir şeyler çözeceğim. Gel dostum gel. Gel. Ya şu okulun ilk günü düşme bari lan şuna lan. Gel gel. Allah'ın belası ya. Ya ne olacak abi? Müptezel çıktı adam. Ne yapıyormuş o? Niye siz niye ilgili? Selamun aleyküm. Ne diyorsun? Ne diyorsun? pardon Muggle tarafı. Başkanım bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Burası kaç katlı olduğu konusunda bir fikrimiz var mıdır? Ne yazık ki sayamadım ama bence en az bir 10'u var ya. Ya ama bu merdivenler hani boşa yanıyor. Onu haberini vereyim size yani. Çıkan giren yok. Sürekli dönüyor. Cebinden mi çıkıyor sanki? Ya öyle de bizim vergilerimiz ödenmiyor mu abi okulun giderleri? Evet birazcık öyle. Hani abi tweetler nerede amına koyayım? Oo patladı içeride. Bir şeyler geliyor içeriden. Zaten gezmiyor muyuz? Girsek ya buraya da. Gidelim abi. Her gün köpüden 5 tane gidiyor. Hadi patlayalım biz de patlayalım. Arkadaş yol ver. Pat. Aa kafası gel. Nerede lan? Salvador. İçeride. Salvador. Hocam şu çıktığınız yer girip... Bir daha deneyeceğiz. Sakinleşelim bir daha deneyeceğiz. Bana söyle. Ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle bir miktar selamutu atıyoruz tamam mı? Selamutu. Hazır mısınız? Evet. Selamutu attık. Ardından bir miktar patlayan mantar. Atayım. Ay boyun bir tutam da. Oo. Lee bayıldı. Bak bunlar hızlı attığı için öyle oldu. Güzel renkli geldi. Efendim patlayanları temizlemeye geldim. Yine patladı. Son koyduğundan koymayacak. Doktor yok mu? Babam bayıldı. Adam beni patlatmaya geldi. Lida.
Sonuyu telaffuz yapmam gerektiğini farkındayım ama telaffuz yapmak istemiyorum. İyi misin? Kalk. Mükemmel. Kalk. Şekere düşmüş kalk. Galiba. Uyan. Bedava kömür dağıtıyorlar. Kalk. Uyan. Bedava kömür bakmak istiyorduk. Baba ama sen orada yani tünel yaparsan patlarsın abi. Efendim Dijon'da patladı. Çabuk. Çabuk. Dostum tanımıyorum ben buradan. Kimse kendinize iyi bakın. Bunun da bir adabı vardır yani burada hani sıra bekleniyor. Kapat kapıyı efendim. Lee Jordan hemen buraya gelmezsen. Gelin buraya. Kaçma. Sesiniz gelmiyor sesiniz. Ya, kaçma. Çabuk kaç. Yürü yürü yürü. Çabuk kaç çabuk. Ne bakıyorsun? Ben bakmıyorum. Dikkat bak, çekmiyorum. Bak vururum süpürgeye. Ne yapacağım? Ben gel buraya. Benimle buraya mı? Valla denemeyim anıma sıkıntılı bir adam. Buraya gel. Hastalıklı bir insan ama. Yok olmuş. Nasıl oldu bilmiyorum. Amına koyacağım şimdi cininin. Bu kim? Komutan Logar mı? Oğlum siz salak salak konuşmuş. Bu adam var ya. Bak bu neredesin? Adam. Bu adam yürüyemiyor, yürüyemiyor. Bizim ya anamızı ya siker. O yüzden. Kim ya? İçeri girdi ya. Spice Snape. Neydi? Ben Snape var ya, korkuyorum ondan ya. Ona bir terso yapma. Adam bizim için uğraşıyor be abi. Yani suyuna gireyim. Aynen. Ne? Simon senden çok adam içeri gelin diyorsa gelin ya içeri. Uğraştırmayın adamı. Ne diyorsun ya? Salva. Neyse. Pardon. Kız bir dur boyun bir şimdi, okuyayım senin üstüne. Adam girmeyin diyorsa bir bildiği vardır değil mi? Bu boy bence de. Asa kimin? Bence öylesine dedi. Buradaki. Hani ya? Şapkanın içine bir galyon at. Niye abicim? Neden bir galyon atıyorsun o şapkanın içine yani durduk yerden beni haraç? Sihirbazlık yapacağım. Sen okkabaz bir galyona mı yapıyorsun yani sihirbazlığı? O zaman biz okulu bırakalım abi iş günün sonunda bu olacaksa bir galyona ben burada büyü öğreniyorsam. Yani mesleğin son geldiği nokta sensen ben bırakıyorum abi o atık yani ben sen okuldan. Sen şimdi bir galyon mu istiyorsun? Allah evet. Allah. Bari bir galyon isteme yaptığın büyünün mi büyüsü olsun ya. O bana zaman, da galyon verin. O zaman önce göstereyim sonra parayı alayım. Hak et önce abi aynen öyle. Tamam. Yanlış mıyım arkadaşlar? Şimdi bak. Haklısın. Çok haklısın. Kesinlikle katılıyorum. Fasiliterin her zaman akıllıdır. Hadi bakalım yap. Seninki ırkçılığa gelebilirim. Herifin doğruluğu var burada. Ben de haklı olmak ne istiyorum. Oluyor burada? Hiç. Yok bir şey başkanım ya. Bir şey yapmıyoruz başkanım. Sihirbazlık yapacakmış sihirbazlık. Bir şeyler. Jack buraya. Biliyorsunuz ki Profesör Snape ders açtı. Pardon. Ders mi açtı? Evet. Hemen derse gidelim arkadaşlar. Hadi. Tüh ya parayı alamadık. Profesör Snape'i silitelini kanıtlamak lazım. Arkadaşlar bu adam bizim için uğraşıyor. Allah aşkına gelin şuraya. İçeri girin. Tamam. Allah aşkına girin içeri artık. Hadi içeriye. Hangi ders hocam? İçeri. İksir dersi. Tamam buyursunlar. Profesör Snape sizi çağırıyor. Sinirlendi. Gerçekten bizi mi çağırıyor? Profesör Snape hepinizi çağırıyor bak. Profesörümüz sizi çağırıyor. Bu adam burada ders açmış. Sakin ol. Oh. Ne oluyor? Afiyet olsun. Burnum tıkandı da. Herkes otursun. Bu şekilde yere mi oturalım efendim? Ben... Dersi biliyorum da özetleyebilir miyim acaba? Başka nereye oturmayı planlıyorsun? Yok hani büyücülük okullu ya. Belki de havada asılı kalmak. Havada durabilecek kadar yetenekli bir büyücüysen eğer. Durmana izin veriyorum. Dururum. Son sözü söyledim. Yap bakalım şov olmasın. Dersi biliyorum. Ya dururum da şov olmasın. Hayır. Tamam. Kısa ama net. Bu dersin konusu Veritas Serum. Veritas Serum mu? Veri tabanı mı demek istiyorsun? Veritas Serum. Veritas Serum. Ya Veritas Serum. Yazılım mı okumaya geldik abi? Ne? İksir hakkında. Ben tam anlayamadım da tekrardan söyleyebilme şansım Verita var. Veritas Serum. Teşekkür ederim. Eskual meskual. Başkan senin isim. Öncelikle... Yazılım mühendisliği mi amına koyayım? Ne oluyor? Öncelikle herkes yerine arasında konuşan kimseyi görmeyeceğim. Gel buraya oturun. Duymayacaksınız yani. Başkan abi yanlış kişi. Başkan deme, başkan deme. Görmüşsün de. Yapma. Özür dilerim efendim. Öncelikle dersime ilk defa gelen öğrenciler için sesini kes. Şey parma. Bu sınıfta gereksiz yere asa sallama. Ve sen aptalca büyüler oturmayı istemiyorum. Zaten birçoğunuzun iksir yapımının bir bilim ve sanat olduğunu anlamasını bile beklemiyorum. Sen benim ancak yerimi çaldın. Yok yazılacaksın. Sadece çalışkan ve seçilmiş öğrencilerin. Ya o anlamda değil yok yazılma diye. Gir. Ya.
Hocam duyamıyorum hocam. Hocam kim tam olarak an? Ben senin gönlünü alacağım. Birazdan kendini Harry Potter gördüklerini saymıştım. Ama artık saymıyorum. Çok özür dilerim. Affetmedim. Bunda bir tatlılığı var ama. Veri tasarım. Güçlü bir hakikat serumudur. İksir. İçen ne kişi, öyle 45 numara mı olur? Kendisine yöneltilen soruları doğru bir şekilde yanıtlamaya zorlar. Hani uzun ancak 45 numara mı? Belirli bir kadın da diyorum. Şu hoca da bir susmadı ya. Bu iksir kullanımı İngiliz Sihir Bakanlığı tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilir. Bir öğrenciye zorla uygulanması ben de bir bak anlamadım ya da herhangi bir sorgu esnasında burada anlaşılan bir şey değil hani işe girince izin olmadan öğreniyoruz aslında yasaktır. Bölümü. İçen kişinin en derin bu sırlarını bile öğrenmemize sen çok yarar. Okudum galiba. Ya ben biraz araştırmacı ben bir insanım. Verita serum berrak, renksiz ve kokusuzdur. Bu yüzden normal bir içme suyundan ayırt dahi edilemez. Anladıysa ama gram bir şahane sana da piş kurusuyum. Öyle anlamadım yani. Verita serumla normal su arasında su gibi bir şey diyor ya. Dinle. Farkların ne olduğunu yani sadece çok yetenekli iksirciler anlar. Nasıl kildir? Benim yiyeceksek sıkıntı, sıkıntı yapmayın. Ben bugünün tarihi hakkında fazla sıkılmadık mı ya? Aranızda kaçtık gibi. Aranızda konuşmayın demedim mi? Efendim Kegri'nin burnu kanıyor da tuvalete götürebilir miyim? Efendim bu önümdeki sarışın arkadaş sürekli arkasına dönüp silgi istiyor, bir şey istiyor. Sanki not alıyormuş gibi. Bilginiz olsun. Teşekkür şimdi herkes sesini kesmezse doğruca disipline gidecek. Kim konuşursa. Şey yapıyorum oğlum ben bileklerimi tarih hakkında herhangi bir bilgi bilinmemektedir. Sadece karanlık büyücüler tarafından bulunduğu düşünülmektedir. Bu iksirin etimolojisi verita gerçek. İşte etimolojilere girdiysek. Yani Latince'de gerçek. Tam bir de bunun sınavları oluyordu ama onu burayı iyi dinlememiz lazım. Yine Latince'de sıvı veya sıvılaştırılmış anlamındadır. Abo. Şimdi her aniden gönüllü bir kişi. Ben kalkarım sen. Sen Milagros kalk. Yaparsın sen. Tamam, sen başarabilirsin. Efendim ben kalkmak istiyorum lütfen. Sen inandığın her şeyi başarırsın. Teşekkürler bana gel. Senin sevgin de var. Kıcık kaybedeceğiz bu. Ben. Efendim yalvarırım. Senin hanenden zaten birisi kalktı. Profesyon. Söyle. Efendim benim tuvalete gitmem galakoda. Çıkabilir miyim? Arkadaşı götürebilir miyim? Tek başına gidebilecek birisi yok. Evet efendim. Efendim? Hufflepuff ailesinden kesiyor. Kalk. Ne? Aranızda konuşmayın demedim mi size? George. Evet efendim dinliyorum. Verita serum ne işe yarar? Efendim kişinin en doğru şeyi söylemesine yarar efendim. En derin sırlarınızı işe dışarıya vurmanıza yarar efendim. Milagros. Yarraydık bize sorarsa. Bu iksir kim tarafından bulunmuştur? Kimin tarafından ve ne zaman bulundu bilinmemektedir. Biz ne diyeceğiz? Teşekkür ederim çok cömertsiniz. Ben de böyle bir ayak uydururum. Eksik yine. Bir noktan var. Kara büyücüler tarafından bulunduğunu tahmin ediliyor. Yani... Kalem tıraş var mı ya? Ama bana kesin bilgi onu sordum. Da söylemem sadece gerekiyor. Yerine otur Milagros. Şimdi sıra K'ye girdi. Evet efendim. Verita serumun su ile ayırt edilmesini hangi kişiler anlayabilirdi? Efendim şöyle anlatayım. Tamam. Hangi kişiler anlayabilir miydi mi dediniz? Aynen öyle. Şimdi iki tane öğrenci, üniversite öğrencisi bunlar. Hangi? İki tane öğrenci ilk zamanında böyle işte bir proje üstündeler falan. O sırada da orada da efendimse onların bir projesi var. Bill Gates de bunları görüyor. Yani projeden esinleniyor aslında. O iki çocuğun hakkını da burada yiyor. Nasıl? Bir saniye dikkatim de dağılıyor. Bunların projesini aslında çalıyor yani bu adam. İlk veri tabanını da kurduğu dönemler yine
O dönemlerde o da üzerine çalışan Windows veri sistemleri üzerinde. İlk o zannediliyor ama belki tarihin daha detaylandırılır bakıldığı zaman. Yerine otur. Sağ olun. Tarihi ilk hırsızlık mı ne bu? Sen de yargılanacaksın Kegri. Bildi işte, bildi, doğruydu. Yani yanlış bir şey mi anladın? Doğruydu efendim. Doğruydu efendim. Doğruyu anlatsın. Sen de yargılanacaksın. Herkes sessiz olsun. Oluyorsun ya. Verito Serum'un. Sizin aptal muggle insanlarınızla uzaktan yakından alakası yok. Yani dersimde bir daha. Ben anlamadım. Bir çay alıp geliyorum. Sağırdı. Efendim. Ben o zaman bir saniye durun durun. Bir saniye. Profesörüm. Nerede o? Ha? Söyle. Benim annem muggle ayıp oluyor. Çekil önümden cin. Bırakın efendime. Tamam cin, çekil çekil. Tamam. Öyle söyleme eksmiyor. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz dayı. Tutamadım ya. Savardık. Tekrardan söylüyorum. Beni sevmezdim, sürekli puan kaybettim. Muggle'ların aptal icatlarıyla Verita Serum'un uzaktan ya da yakından hiçbir şekilde alakası yok. Buraya ahmaklık yapmaya geldiyseniz eğer, şimdiden bavulunuzu toplayıp geri gidin. Çünkü burada işiniz yok. Sana dedi. Şimdi herkes derhal sınıfı terk etsin. Kesi sen hariç. Sen bana Verita Serum'un hangi maddeyle benzer oldu? Yara. Ya sanki biz kaybettirmedik bu mesela. Tamam, edeyim. Ben kaybettirdim. Verita Serum'un bir maddeye benzerliğini söylemiştim. Ayırt edilemiyordu. Rengi, içme suyu efendim. İçme suyundan ayırt edilemez. Teşekkür ederim. Herkes derhal dışarı. Ver baba. Geldim. Sofya ben de. Geldim. İyi. Hep beraber bahçeye gidelim, temiz hava alalım. Gidelim hadi, bahçeye çıkalım. Ne oluyor? Hadi gideyim. Siliklerin hanesine bir açıklama borcum var benim. Baydan mı? Evet evet, kesinlikle. Bahçede anlatacağım. Can bir dur ya. Hayır öğrenci. Generalim. Hayt. Efendim Hattori. Bir iki muhabbet ettirmedin sana. 1.30 boyum olur abi. Biraz büyüyün artık ya. Hadi gidelim. Bak hadi sırf bu an kaybettirdin diye Kegri. Bana bir galyon borcun var, haberin olsun ya. Ya öyle bir bacanak. Şey yok. O zaman, bak şimdi. O zaman tüm Silter'in hanesine bir galyon versin. Arkadaşım sen kimdir acaba? Ben okumuyorum hiçbir şey. Bakın bir dakika, burada içeride bir yanlış anlaşılma oldu. Ben size anlatayım. Muggle falan diyor. Bilgis Muggle değil. Bahçede anlat. Okey. Bahçede ben sana çok güzel şeyler göstereceğim Kegri. Koş. Bence buradan kalk. Çıkar. Kegri önden koşuyor, koşuyor. Gelin abi, koşuyor. Gelin. Kegri batır. Koşayım, koşayım, koşayım. Ananı. Durma dalakları... Kegri. Örümü kesmeyin, ilk ben gideceğim. Nereye? Hile yapıyor, hile yapıyor. Çocuk musun diyeceğim de hani birinci sınıfız. Bir şey de diyemiyorum. Çocuğum. Tamam işte o yüzden. Önce ben gideceğim. Ama o katla çocuk. Çocuğun çocuğu. Değil mi? İttireyim mi seni süpürgeyle? İttiremeyim mi? Öyle olsun. Hop birinci benim. Ben geldim ki. Nasıl sen geldin lan? Ben geldim manyak. Ben geldim. Lan sen soldan girdin. Aa, ben önce ben geldim. Hayır sen soldan girdiniz ikiniz. Ben ilk buraya ben geldim. Ne sen geldin ya? İlk ben geldim. Hayır ben geldim. Lan oğlum ben ilk ben kapı çizgiyi bahçe sınır çizgisi. Bak kafama yıldız koymuşlar, demek ki ilk ben geldim. Bak. Bak nasıl sallanıyor. Seni çirkinleştiririm ben. Ne oldu? Ne oldu? Abi böyle kontrol sübü yapılıyor mu okulda? Lütfen ya. Bu ne abi? Okul surları içerisinde. Bu tür üyelerin uygulanmayacağını biliyoruz değil mi çocuklar? Aa, topur. Evet efendim. Bu öğrenci. Kekri sen misin öğrencim? Evet efendim benim. Gel. Aa, yarra yedik. Sen yapma dedim şunları ilk günde. Puh Allah'ın belası. Kekri. Adam beni geliyorum efendim. Geliyorum. Ona birinin yardım etmesi lazım. Özür dilerim.
Geldim efendim, buyurun. Yeni tanışmıştık ama savardık. Efendim, efendim. Duyduğuma göre profesörünün dersinde yapamaması ben gereken bazı şeyler yapıyormuşsun. Doğru mu? Ya ne konuda efendim? Ne yapmışım? Bu durumu. Doğru mu efendim? Severus açıklasın. Dersimde dinlemedin halde. Ukala ukala. Saçma saçma bilgiler geç. Anlatıyorsun. Kekri'yle ufak bir konuştuktan sonrasında çağırdım seni. Devam edebilirsin Severus. Arkadaşın ne vardı? Emanuel'le mi soruyorsunuz efendim? Aynen öyle. Galiba bahçeye çıkmadı efendim kendisi. Şu an göremiyorum. Yani. Seni burada uyarıyorum. Meda dersimde ahmaklık ve ukalalık yaparsan bir daha derslerime giremezsin. Sen çok özür dilerim. Ben konuyu yanlış karıştırmışım efendim. Sen çekiliyle konuşurum. Okulun ilk günü olduğu için efendim ben iki şeyi demek ki ayırt edemedim beynimde. Severus. Efendim meydan buldur. Tabii. Geliyorum hemen. Kekri. Efendim, efendim. Biliyorsun bu tür davranışlara genelde öğrencilerimiz ve profesörler yer vermez. Ondan dolayı ve okulda geçirdiğin ilk günden dolayı Kekri. Senden ricam şudur. Profesörlerin dersinde bu tür davranışlara yer verme. Anlaştık mı? Anlaştık efendim. Çok özür dilerimi diliyorum ben. İlk dersimizdi efendim. Biraz heyecanlıydım. Diğer karıştırdım efendim iki dünyayı. Bir saniye Kekricim. Hayır aynısı. Diğer öğrenciler. Merhaba. Tekrardan yerinize geçer misiniz? Merhaba. Merhaba. Tamamdır canlarım. Kekri'yle ufak bir konu hakkında konuşmam gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ortada kaldım. Siz de çocuklar hadi. Kanal hakkında. Efendim bir şey sorabilir miyim size? Sorabilirsin Kekricim. Bunu sorarken çok korkuyorum. Kim var? Parti mi var? Efendim Hogwarts. Şöyle geçelim. Gel bakalım. Sormak zorundayım. Efendim Hogwarts güvenli mi değil mi? Hogwarts güvenli mi? Kekricim. Yalan söylemeyin efendim. Hogwarts artık güvenli değil. Ben hanımefendiyim. Hayırdır? Güvenli değil mi yani Hogwarts artık? Değerli öğrencim. Hogwarts gayet güvenli bir yer. Sizleri korumak ve gözetlemek ekstra olarak da gelecekte çok büyük bir büyücü olmanız için elimizden geleni zaten yapıyoruz. Ha, güvenli yani. Güvenli. Problem etmene gerek yok. Tamamdır efendim. Sağ olun. Anlaştık mı? Anlaştık efendim. Çok sağ olun. Onun haricinde dediğim gibi okulun ilk günü diye. O iki seri sonra. Bir problem yok. Fakat senden ricam Kekricim. Derslerde yani. Böyle davranışlar yapma. Anlaştık mı? Anlaştık efendim. Çok özür dilerim. Eğer bir sıkıntın olursa yanıma gelebilirsin. Tamamdır efendim. Çok sağ olun. Onun haricinde karanlık ormana gitmek kesinlikle yasaktır Kekri. Keşke bunu söylemeseydiniz efendim. Okul surları dışına çıkacaksan eğer. Olur. Özel veya, efendim gelebilir miyim? Gel. Bana veya burada bulunan serbazları söyleyebilirsin. Onlar seni götürür. Anlaştık öğrencim. Evet anlaştık efendim. Anladım efendim. Yasak okul sınırları dışarısı mı? Konu nedir efendim? Ufak tefek bir konuşma. Problem yok. Yani isterseniz öğrencileri göl kenarına ufak bir geziye götürebiliriz efendim. Gidelim efendim. Kekri. Gidelim efendim. Hiç görmedik. Gezmiş oluruz. Tamamdır. Ama şöyle bir şey istiyorum canım. Seherbazlarının ve profesörlerinin emirleri dışına çıkma lütfen. Tamam efendim. Chase. Buyurun profesördan. Bu adam Witcher. Bunun yanında bir şey olur mu ama? Burada bulunan kişilerin yanından ayrılmayacak. Benim, senin ve burada bulunan serbazın değilmeyecek şey Kekri. Evet efendim. Ayrılmayacak. Gayet güzel. Gayet güzel. Tamamdır Chase. Hattori gidip diğer öğrencileri de toplar mısın? Toplayayım. Bu ellerini kollarını bağlıyor. Nasılsınız Bay Dumbledore? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim Chase. Sen nasılsın? Ben de iyiyim efendim. Teşekkür ederim. Gayet bir güzel. Tık yorgunum ama olsun. Yorgunluğun geçer Chase. Tamam etmene gerek yok. Eldren ne alaka demiş. Benziyor değil mi?
Bir geçelim efendim biz öğrencilerin yanına. Hadi bakalım. Gel bakayım öğrenci benimle. Hadi bakalım. Görüşmek üzere efendim. Çok sağ olun. Dikkat et kendine. Baydan bulur. Sevgili öğrencilerim toplanır mısınız? Nereye? Sevgili öğrenciler toplanın. Serbest olun. 5 kişiyi. Parne başkanları yanıma gelebilir mi? Buradayım efendim. Tabii ki gelebilirim. Sevgili öğrenciler. Göl kenarına, göl kenarına ufak bir gezimiz olacak öğrenciler. Kegri bunlara ne diye hitap ediyoruz ya? Hacı diyorum sikiyorlar, başkan diyorum sikiyorlar, reis diyorum sikiyorlar. Bunlara ne diyorsun? Oğlum bayım diyeceksin ya, bayım. Bayım mı? Aynen bayım. Kız erkek tamam. Fark etmez, hepsine bayım de. Tamam. 2 bölüm izle gel amına koyayım ya şuraya. Arkadaşlar botaneye doğru gidiyoruz. Dur canım bir ayağıma basmadan geçsin mi acaba? Gryffindor nerede? Gryffindor başkanı nerede? Bayım biz geldik. Gryffindor başkanı yok. Ne? Benmişim gibi davranın, gidelim hadi. Şey gidelim. Efendim? Bir şey diyeceğim sana, dur. Evet, tamam. Göremedim. Neyse. Bir dakika. Az önce yanına gelen bir tane çocuk vardı ya, şapkalı bir galerin istiyordu. Evet. Bence o senin ayağını kaydırmaya çalışıyor. Oğlum beni kurmayın. Bak. İlk günden beni gerçekten sıkıntıya sokmayın. Ben kurulursam eğer o çocuğun gerçekten eğitim öğretim hayatını ona oynarım ama, yani. Evet de bak ama... Seni hem büyü yapıyor, Dumbledore'a söylüyor o yaptı diye. İşte derste... O piçmiş söylemiş beni. Beni o mu? Evet. Aha, evet evet. Bunun amına. Hem de derste de şey yapıyor işte. Kegri sen bize puan kaybettirdin diye kötülüyor seni. Bu piçten mi çıktı hepsi? Kegri puan kaybettirdi söylentisi. Evet. Kim o? Bak, sevgili öğrencilerim. Beni... Bakacağım. Baksana. Hayt. Zeyş profil şey... Nasılsın canım? Ha bomba gibiyim. Patlamaya hazırım. Ne güzel. Botaniye geçin isterseniz. Göl kenarına bir gezi yapacağız. Tabii botaniye ki. Buradan gidiliyor yalnız. Yok bu taraftan. Baktım bu taraftan ben biliyorum. Ya adam hayır. Bu taraftan diyorsa o taraftandır abiciğim. Sen neden bu... Takip edin beni öğrenci. Allah Allah. Witcher mı lan? Bilmiş gibi konuşuyorsun amına koyayım. Bir sikim. Harbiden ya. Adamın işte, arkasında kılıç var amına koyayım. Bir harbiden. Haddini bil ya. Tılsımlı kılıç var adamın hakkında sen. Ne büyüğüm var lan adam yetkili. Adam yanımızda belir duyuyor. Gidelim. Gidelim, o zaman, tamam. Gidelim efendim buyurun. Gidelim bayım. Yürüyün merhaba efendim ben iddia oldum her şeyi şu an. Merhaba öğrenci. Öğrenciler nasıl beni takip edin ki. Küçük öğrenciler. Beyaz saçlı. Gidiyor muyuz? Evet. Bu eleman. Tamam. Şey, merhaba sekreterin arkadaşım. Abi herkes de emzikli biberonla gelmiş okula, ben onu anlamadım yani. Nasıl yani? Yani oğlum yani altınızı benim, bezlerken okula niye geldiniz? Benim hani ben kolum kırıldı. Servazım kolum kırıldı benim. Kegri bunlar köşe, neyse Gryffindor kegri. Dur olay yaratmayın. Arkadaşlarınız bekliyor. Benim kolum kırıldı ya. Asarlarınızı indirin. Büyüyünce geçer o. Benim kolum kırıldı ya. Büyüyünce geçer. Biberon diye alma. Diğer öğrenciler içeriden alıp gelin. Kalbi kırılmış. Tamam geldiler. Kalbini kırdım o konuda ilk günde. Sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler. Sessiz olur musunuz lütfen? Sessiz olalım lütfen. Bence iki gruba şey, ayrılalım. Bir saniye gelecek. Sessiz olur musunuz? İki gruba ayrılalım efendim, öyle gidelim. Çünkü inanılmaz kalabalık. Öyle yani, yapacağım zaten. Şimdi ya. Slytherin'li ve Ravenclaw'lu öğrenciler. Serbazınız Hattori'nin yanına geçer misiniz? Kim? Benim. Bakın, benim. Hattori serbazınız. Şuradaki, soldaki. Benim. Diğerleriniz de, diğerleriniz de, Jordan sen misin? Half-Puff aynısını takıyor. Hayır efendim, CC. Tamam, diğerleri de, diğerleri de Jordan'la beni takip edecek. Hadi çocuklar. Nasıl? Sen değil, sadece Ravenclaw'un Hattori de. Yok yani kızcağım. Tabii. Nasıl ya? Kafama taktım. Benim arkamda Texter olur musunuz? Bak arkandalar. Bak burada. Texter'e gerek yok, hızlıca geçin. Tamam, öyle gidelim. Hadi çocuklar, hadi. Lan Fiko neredesin? Gel. Sevgili öğrencilerim hadi. Şeyli bu çocuk var ya. Tamam ya niye kızıyorsunuz ki anlamadım. Öğrenciler bir tek sıraya girsek güzel olur aslında. Değil. Kaçma gelme. Arkandayım sen de Muhammed. Tamam bekleyin bir dakika. Arkadaşlar profesörlerimizi ve yetkililerimizi lütfen üzmeyelim. Adamlar burada bizim için uğraşıyorlar. Evet tamam bekle. Bekle bekle. Ben o kişi olmak istiyorum. Bir daha reenkarnasyon ya. Gerçekse ben bir dahaki hayatımda okuldaki bu çocuk olacağım. Geri getir Kegri. Öğretmenlerimize artık lütfen böyle davranmayalım. Abicim sen biraz fazla mı kasıldın? Anlamadım. Yok. Abi hiç sorma ya gerçekten. Biraz kasıldı bence de. Salak. Çok yakışıklısınız demek ya. İstedim. Ya o kadar da yakışıklı değil şimdi. Abartıyorsun bazen bence. Ha. Şu an bende bir soru mu var? Yok abi. Normal bir insansın yani.
Çok karizmatiksiniz. Bence hani tipim değil, bok gibi. Erkeklerden hoşlanıyorsunuz evet. Galiba. Efendim? Size demedim. Erkeklerden hoşlanıyorsunuz galiba. Sen niye öyle bir şey olsun ya, Allah Allah. Evet. Tamam canım, bir şey demedim. Ne oldu? Senin boyun benim de... tipim kısa boylu olacak bana. Tamam. Kısasın diye mi? Uy. Çok da kısa sayılmam. Bir daha söyle. Ha yok, hayır. Neyse ya, iyisin, iyisin. Tamamdır. Ben sevdim. Güzel. Aferin, sizinle gurur duyuyorum. Senin boyun değil. Ben de sizinle gurur duyuyorum efendim. Pardon efendim. Hadi bakayım öğrenciler. Arkadaşlar, bahçelere dağıldığım zaman profesörlerimize çiçek bana toplamayı unutmayalım. Bana bir daral burada. Seni yerim, hadi hadi koş. Arkada kurt var. Arkada ne var? Yabancı değil, yabancı kurt değil. Kurt değil o kurt. Çömelin bir şey yapmıyor, çömelin. Ben o çömelmek değil, o kurta çömelilir mi? Bir defa. Manyak, kurta çömelilir mi oğlum? Bizim köyde bir. Sizin köy, burası sizin köy mü hocam? Ben de biraz. Adil değil mi? Köpürüyor mu? Hayır. Hadi gelin gidelim birlikte. Aa köpek. Öğrenciler. Evet. Öğrenciler. Sizde köpek. Evet. Ya geliyoruz efendim, geliyoruz. Efendim Ardil bana kalmış değil mi? Evet evet. Tamam. Hadi bakayım öğrenciler. Hadi bakalım, neye bakalım? Ben de orayı anlayamadım biliyor musun? Hadi canım ayrılmayın grup. Yürüyelim anlamında mı yani? Koşalım direkt ya. Çok mantıklı olur biliyor musunuz? Değil mi? Hadi. Evet, gel. Sizi bu kadar dolayı. Hadi koşun. Evet, evet, hadi. İyi ya, okul cıvıl. Dostum, çantamı gör. Beni gördüğün yerde beni takip et. Bak, ben bilgili bir abiye benziyorum. Öyle mi? Boşver, çok dakik kalama. Gel, 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 gel. Çok havalısın ya. Ne bileyim ben ya. Durun. Ya durun, profesörüm. Durun. Serbazım, benim gözümle dalga geçme. Sen nereye gidiyorsun? Hava bulutlu diyorum sana. Ya sana ne sen? Slytherin ve Raven Glove'lar beni takip edebilir mi arkadaşlar? Devam edelim. Tabii ya. Tabii tabii. Yetkili bir abiye benziyordu bu. Edelim. Slytherin ve Raven Glove. Kırmızı balık gölde. Ne haber dostum? Geldim, anılarım canlandı şurada ya. Değil mi? Gerçekten anılarım canlandı. Ne yapıyor bunlar? Biz de katılalım. Bence katılmayalım ben. Biz de katılalım. Biz de katılalım. Ne olur katılmayalım. Biz de katılalım. Biz de katılalım. Hayır hayır hayır, bağırma hayır, lütfen dur. Şimdi Hogwarts yetkililerini bekleyelim. Bir dakika dostum, bir dakika. Dostum sen sen Slytherin veya Ravenclaw musun? Sen beni arkada bırakıp nereye gidiyorsun? Ben Gryffindor. Gidebilirsin. Beni arkaya bırakıp nerede gidiyorsun sen? Ardil. Güzel bir sohbetti aslında. Damon kendini... Seni köhne! Git buradan, biz Slytherin'liyiz. Bana evet öğrenciler. Sessiz olun. Bana bak. Efendim, şimdi. Aynen sana bakıyorum. Bakıyorum evet, da canım. Göremiyorum. Ya, ayağa kalk da. Oyun oynayacak mıyız? Evet. Ne oynayacağız? Çocuklar. Slytherin'in işte. Köhne! Öğrenciler. Banel! Banel efendim? Efendim? Öğrencim. İşte gerçekten aradığım vizyon. Sayın büyük mı? Öğrenciler. Öğrencilerimizi alıp merhaba, kamp Sofya. Alanına götürür müsünüz rica etsem? Gidemedik aman sikim kamp alanına gidelim artık ya. Sene ya. Slytherinler ve Ravenclaw'lar beni takip edin. Slytherinler ve Ravenclaw'lar diyor. Pis Gryffindor'lar demiyor. Köylü Gryffindor'lar demiyor. Pis değil. Ya senin haberin var mı? Benim ailem Japonya'nın yarısına sahip. Mitolojilere konu olsun. Ailesini ben. Kendine gel. Kamp alanına. Kendine. Ne tarafta? Kamp alanı ne tarafta? Kamp alanı nerede? Kamp alanı. Kemal. Kişilere söyle. Yani onu söyle. Bu asayı al. Herkes kamp alanı. Götüne sokma ama gel oyun oynayalım yani. Bunu al. Ortam fenalık. Dur. Salvador sen. Hayır, hayır sen ben vermiyorum seni. Salvador. Karşıya doğru. Kamp alanı dediler abi.
Şimdi herkes şu kamp alanının ateşinin oradaki minderlere dizilsin. Oturun bakalım, herkes yer kapsın kendine. Yani... Efendim? Şu arkadaşım var ya. Kel kel yeme. Kim o? Bak ileride çalıların orada. Ha. Bu Emmanuel mi ne? Evet. Benim kıza yürüyor da sahip çık yani. Benim yanına atacağım. Efendim, bence herkes yer kapsın, sonra yer bulamayabilirsin. Kızın ismi ne abi, yanlışlık olmasın atlarda. Milagros. Milagros. Kimin ismi Milagros? Kimin? Bak beni kurma ama harbiden ha. Sürekli beni kuruyoruz, durdur. Şuraya getiriyoruz, okulun gününden... Arkadaşlar siz hayır, hayır. Bak bir de sana... Servisin çocuğun var beni bak. Kırıldı. Şapkaya bak. Sen ne sorun var? Şimenlerin orada şapkalıya bak. Evet. Senar Emmanuel'in yanında duruyor. Allah. Şu an benim bak, az önce hatta senin herkes yanına geldi. Herkes belediye başkanı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak o çocuğu anam avradım olsun mu okuldan attıracağım veya onun belasını sikeceğim. Çok az kaldı. Evet. Bak, bir de senin yanına geldi diyor ki Dumbledore sana kızdı mı? Efendim? Bizim sesimiz gidiyor mu oraya kadar? Gidiyor. Çok pardon. Şu ana kadar gidiyor. Adı ne bunun? Fısılda fısılda. Oğlum fısıldıyorum, bana uyarsana amına koyayım. Sebebiliyor tamam. Da. Sana şöyle söyleyeyim. O piça var ya. Bak inanılmaz kuruldum. Profesörümüz Snape'in önünde de beni rezil etti. Yunus oğlum. Bir de diyor ki Muggle diyor. Ulan Bill Gates Muggle mı amına koyayım? Benim Bill Gates'in nesi Muggle? Adam amına koyayım aşı yaptırdı. Koruna da aşı. Kendisi aşı vurulmadı. Bu adam ölümsüz. Öldü mü ki Muggle amına koyayım? Belki de hiç ölmeyecek. Nereden biliyoruz yani? Doğru. Adam ölü değil, bir şey değil. Nereden makul bilmiyoruz ki. Isırmaz diyorum. Doğru diyorsun. Belki de ölmeyecek. Ama diyebilir misin yani? Çok kafa şey yapmaya gerek yok. Savaş kafa yarası. Beyin fırtınası yapmayalım. Bak, bir de senin yanına gelmiş diyor ki. Bir de senin yanına gelmiş diyor ki Dumbledore sana kızdı mı diyor. Bunlar hoşlanmıyor gıdısın. Hem seni Dumbledore'a söylüyor hem de diyor ki Dumbledore sana kızdı mı? Bak bu senin net... Bence Rock'un yani... daha iyi ya. Yok ya, beni gerçekten... Ay yandın. Yandım, götüm yandı. Buradan gel. Bana bir sürü anlatma ya şu. Bir şey anlatma bana. Elim ayağım titredi. Ha, pardon. Ya sosyalleşelim şurada 2 dakika. Haklısın. Daha nasılsınız? Kimliğinizi bir gösterin bak. Hava ısındı ya. Exil biraz şimdi olasın. Aramda yaklaşıyor. Exil. Kimliğinizi bir göreyim de. Hocam çevirme mi var? Sıkıldım. Diyebilirsin, sıkıntı yok. Anladın mı? Sıkıldım ya sanki birazcık. Çevirme mi var dedim. Ben Jordan'dan teslim aldım. Yapsak. Hapıperi meşgulü. Şu karanlık ormana doğru gitsek mi ya acaba? Orada bir heyecan. Ama tehlikeli. Tehlikeli sana. Biz büyücü değil miyiz abi? Tehlikeli sana. Siz kimsiniz? Ben de. Gönlüz biz kanımız kaynıyor. Sen kimsin? Ben Milagros. Milagros ben KGD bu arada. Memnun oldum Milagros. Ben de memnun oldum. Yeni mi geldiniz? Yeni geldim. 1. sınıfım. Vay. Gelmeden kızım. Önce okudum birazcık. Bilgim var yani. Karanlık ormanda neyle karşılaşılabilir? İşte neyle karşılaşırsınız? Mesela trolle karşılaşabiliriz ama benim troll dilim var benim babadan. Genetik. Onlarla anlaşabiliriz. Nasıl oluyor? O zaman sizden şunu istiyorum. Trollce merhaba. Hop kelebek. Kuş kelebek değil. Eminim hiçbir şey gelmez başımıza kalan. Baban troll müydü? Evet. Siz babam troll değil. Kim o onu diyen? Ben. Bak dostum sana ikidir kuruluyorum. İkidir ters yapıyorsun bana. Jordan abi seni troll. Haberin olsun. Yok. Haberin olsun. Eğer bu okulda bu kadar büyük babama falan. O bu değil mi? Fiko gel lan. Tipi de benziyor. Bunu. Beni ilk günden kurulmayın yani bana. Anlatabiliyor muyum? Kuş. Baban da troll. Eksik yok. Milagros sen peki... Ben kuruluyum zaten. Ne sorulur bilemem. Hangi burçsun? Hani ne sorulur ona bir burçlara inanıyor musunuz bilmiyorum ama. Korktum mu lan? Hayır inanmıyorum. Burçların ne olduğunu bilmiyorum. Ne korktun? Senin peki anne baba büyücü müydü? Ben seni susuz getirip susulu götürürüm. Safkansın. Biz orospu çocuğu değil, biz de safkanız yani günün sonunda. Güzelim nasıl inanmıyorsun sen ya? Astroloji dersine falan girmiyor musun sen? Sonra kulesi var eşeğim gibi. Astronomi almışsın. Lan Fiko neredesin? Tabii canım. Bir basmayın. Peki karanlık ormanda başka ne görürsünüz? Oğlum beni de götürdün. Efendim anlayamadım peki derken. Hani okumuşsunuz ya karanlık ormanda başka neler var? Aynen sen. Karanlık ormanda Milagros senin için çok tehlikeli bir yer Milagros'cum karanlık orman. Sen sakın ben yanında ben yokken sakın karanlık ormana doğru gitmeye çalışma.
Kocaman adam. Kendini evet, biliyorum. Biz çünkü büyüyeceğiz, büyüyeceğiz. Ondan sonra onları yeneceğiz. Karanlık tamam. Ormanda böyle sen karanlık büyüler var. Adam. Düşmanlar var. Ben sana Fiko diyeyim. Babayı ne öyle ya? Başlık adam. Fikret. Büyü adam. Aynen, ben de sana Fiko diyeyim. Hmm. Tamam. Efendim, birkaç bir yok, bu bizim oraların ismi biraz daha. Evet, bu yüzden çok tamam. Kötü bir yer. Evet. Çıkar mısınız? Evet ama pardon. Sadece trollerin almadığına emin olabilirsiniz. Sadece troller yok. Yani okudum hepsini bu arada. Ben ve orada baba, başka şeyler de var. Bırak. Ama orada gitmek, oğlumu gezmek bırak. De çok güzel. Dur şu şuradan çıkarırsan. Zaman, bak elini omzuma elini omzuma at. Gitmek ister misiniz? Bak elini omzuma Servizim. At. Gidelim mi yani? Karanlık ormana götürecek misiniz? Olmazsa. Kim misin? Demiş? Ben isterim. Geçirdim. Ben demiş. Elle orayı. Nerede? Çaktırmadan. Şimdi çok yanlış demişsindir. Dikkatli olun arkadaşlar. Kamp, kamp çok güzel. Evet. Kamp. Milagros. Bu erkek çıkarsa... Şey, efendim Şerbet'in yanına gidiyoruz. Efendim şuradan bir Türk şarkı söyleyerek dolanacağız. Efendim Şerbet'in yanına gidiyoruz biz. Tamamdır canım, uzaklaşmayın. Hemen geliyoruz efendim, tamam, hemen. Hemen. Efendim ben de üşük ediyorum. Hiç eşliğe gerek yok, hiç yorulmanıza gerek yok. Bu fare kimin ya? Hadi hemen şunu alıp gelelim be Milagros'cum. Hadi hadi gelin gelin. Evet. Bu erkek çıkmaz herhalde ya. Hop. Bir anda buradayım, bir anda. Senin... Bu ne özelliğin mi, öyle bir şey mi? Sen ne kadar hızlısın ya? Derslere girerseniz siz de öğrenirsiniz. Tamam. Ben de kocamanım Kegri. Hadi gelin. Sen kocaman... Ha sensin değil mi beni şikayet eden? Hayır. Ben seni şikayet etmedim. Sen şikayet ettin. Ne konuda şikayet abi şimdi bir dakika. Ki? İki kız var, üç erkek var. Böyle bir karanlık orman olamaz. Birbirinize dövüşün. Kedi. Hayatta kalan karanlık ormana bizimle gelsin. Kedi. Kerem'le ne şişin? Şey olur. Birini atarız ortaya. Biz kaçarız. Evet. Fasulye, fasulye misali. İkisin. Buna bak, bu özelliğim biraz tehlikeli bir özellik. Çok etkileyici bir özellik Zekiha bende. Hadi gidelim. Aa, iyi iyi. 3-5 tane fasulyemiz olması güzel. Kegi. Efendim. Şu elime bir baksana. Ha ne olmuş? Şu elimi tutsana bir. Nasıl yani? Elini tuttum. Elimi tut elimi. Bak burada şimdi avuyamızı birleştirerek kendimizi yenileyeceğiz. Hazır mısın? Oğlum salak saçma hareketler yapma. Ne kendini birleştirmesi oğlum. Gitsen onlar... Yenileyeceğiz, yenileyeceğiz. Bana çok inandırma. Biz neyi yenileyeceğiz? Biz karanlık ormana girelim, yenileniriz zaten. Benim kendimi yenileme ihtiyacım yok abi. Yeneyim daha 5 yaşındayım ya. Sen... Daha 5 senelim. Yeni doğmuşum zaten. Daha niye yenileyim kendimi? 35'ime gelim öyle yenileyim kendimi. Yanlış mıyım arkadaşlar yani? Daha biz kaç yaşındayız abi? Kendimi niye yenileyim bu saatte? Belki de iyi bir insanım. Daha güzelim. Yenilendiğim, ama bu ne meditasyon diyoruz. Açık havadayız. Açık havada, açık havada. Korkacak mısın gerçekten? Sen korkak mısın ya? Kim ya? Ben mi? Evet. Asla değilim. Tuttum lan elimi. Hadi tut o zaman. Yenile. Hop. Lan nasıl ki? Hoş geldin küçüğüm. Umarım senin için yorucu bir yolculuk olmamıştır. Bana mı? Ben? Evet. Efendim. Başka beni göremiyorum. Hoş bulduk efendim. Hiç hoş kolay. Hoş buldum. Biz... Nereye geldim efendim ben? İstediğim yere. Malikaneye. Sen Kegir'sin değil mi? Evet efendim, benim Kegri. Ölüm yiyenin oğlu. Ölüm yiyen demezsek babam hakkında. Ben ölüm yiyen diye biliyorum. Hem de en iyilerimizdendi. O ama o mertebeden yükseldi, şey aldı yani. Ölüm yiyenlikle başladı, doğru. Ondan sonra yükseldi yani. Az daha yani biraz daha şey olsaydı ismi lazım. Onun da ismi lazım değil. Mesela babamın. Tabii tartışılır. Söyle bakayım, baban kadar cesur, baban kadar safkanlara değer veriyor musun? Veriyorum. Babam kadar cesurum, babam kadar da değer
değer veriyorum efendim. Çok güzel, çok güzel. Peki ölümle ne olmak istersin diye düşünüyorum değil mi? Tabii canım, ne başka buraya kadar gelip yani. Tabii başka bir seçeneğin yok sonuçta. Aynen öyle, şimdi buraya kadar getirdik de ölüm yemeyelim de ne yapalım? Tabii tabii. Mecbur. Özür dilerim. Her neyse. Ancak senden birkaç bir şey isteyeceğim. Kendini bize kanıtlaman gerekecek. Benim ama CV'm zaten sizde vardır, hani babam tarafından ya. Yine de ben tamam, babana güveniyoruz. Olay soru babana. Ben de onun oğluyum, onun dölüyüm ya ben de. Babası kadar çapkabıymış, soru da belli. Bunlar abi yani küçüğüm daha, bunlara şey yapmayalım burada. Aa, Allah'ım ya. Daha bu yaşlardayken baban da çapkın biriydi değil mi? Evet evet. Onu ben günlüğünü okuyorum. Daha ilk okulun ilk günü ya, bir insan hani o yatakhanadan karanlık ormanında diye şey oldu diye. Evet evet. Biraz bende de var herhalde ya. O gen nereden mi geçti artık? Nereden geçtiyse. Monex'i tanırsın değil mi? Seni buraya getirenlerden. Ben yolladım onu. Sırf seni alması için. Tanıyorum efendim. Bu arkadaşımızın tipine bakınca da hiç böyle karanlıkta durmuyor. Sapsarı. Efendim aydınlık da bir insan gibi duruyor ya. Bir de içime baksan kapkayanlık. İnanıyorum ben sana da işte. Olayı işte. O ya, kendini belli etmemek. Evet, hiç tahmin etmezsiniz efendim bu arkadaşım bu kadar karanlık bir insan olduğunu. Oo, karanlık sende de olacak. Hatta birazcık olması gerekiyor şimdiden değil mi? Tabii ben zaten kötülük seven tabii, bir insanım. Kanında var, babandan geliyor. Var, doğru. Her neyse. Lanet muggle'ları görünce var, beynim atıyor ya. Ne güzel, ne güzel. Daha önce hiç muggle öldürmedin değil mi? Yok efendim, öldürmedim. Peki öldürmeyi ister miydin? Şimdi almayayım. Belki ilerleyen zamanlarda bazen. Her neyse, dediğim gibi senden isteyeceğim bir şey olacak. O okulla ilgili bir şey. Şu okulun gerçekten lanet bir okul yani, gerçekten hiç sakallısı mı dersin? Pakistanlısı mı? Ya böyle bir okul olabilir mi ya? Aa, zaten başımızda Burak mı? Mıdır nedir abi ya? Bir şey konuşuyorsun anlamıyor. Öbürü diyor. Ne diyor, buradan geldin kendini buraya geldin. Buraya dikkatli ol falan. Ya konuşurken bir insana nefesi yetmez, karşındakine geçer ya, ben nefes daraldım ya, öyle söyleyeyim sana, bir insan konuşurken. Hani nefessiz kalır mı ya? Böyle bir okul olabilir mi abi? Ya gerçekten hani bilmiyorum ya, size güveniyorum ben de işte artık. Ya başka şansın yok. Amına koyayım, öyle bir yaladım ki şu an, yalakalığın da son raddesindeyim sana yani. Sana Darsilter'in kurduğu o okulu bu rezil duruma getirdiler. O aptal muggle'ları aldılar okula. İğrenç puh onlara muggle... mıdır? Ne boksa ya bunlar? Nereden geldiler ya? Bu okula. Her neyse her neyse. Ama ablacığım yanlış anlama, başımızda bu aksakallı bunak olduğu sürece de bu okula daha böyle çok alırlar yani muggle'ından tut da. Sen o bunağı dert etme. Bunu değiştirecek önemli olanlardan. Pantin'de olmuş bir sos üstü 10 milyon. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Her neyse. Senden isteyeceğim şey şu. Buraya yanında bir cadı getirmeni isteyeceğim. Bunu yapabilir misin acaba? Yaparım bize efendim. Layık bir cadı. Tabii ki efendim. Ya, nasıl bir cadı istiyorsunuz? Sana kalmış babanın çapkını. Hala üstünde mi bakalım? Manipüle edebiliyor musun? Ederim efendim. Benim kanımda var ya o. Bu senin için kolay olmalı. Efendim? Bu senin için kolay olmalı diyorum. Kurbağa gibi ne? Dur. Nasıl yani? Kolay. Babanın çapkınlığı sende de yok mu? Babamın çapkınlığı bende de vardı abi. Sen ne yiyorsun bir yandan? Bir şey yemiyorum. Ya Barty öyledir. Tiki var. Ha. Heyecanlandığı zaman duramıyor yerinde. Şimdi bize ne lazım? Bir tane cadı getiriyorum ben. Evet, bir cadı. Ama unutma, bize ve sana layık bir cadı. Asil, akıllı, zeki bir cadı mı olsun peki? Sana kalmış. Ona sen karar vereceksin. Getirince de biz karar vereceğiz. Peki yani getirsem öldürmeyiz değil mi? Yani bizden birisi mi olacak? Yok, yok, yok. Bizden biri olacak.
O yüzden iyi seçmen lazım. Cadı dediğim sadece kadın cinsi mi olması lazım yani? Evet, evet. Cadı sadece çünkü. Kadın, cadı. Anladım. Bunu başarabileceksin değil mi? Başarırım efendim. Manipüle edeceksin yani onu. Onu var ya öyle bir manipüle edeceğim. Karanlık ormanda manipüle ede ede getireceğim efendim buraya kadar. Ay güzel güzel. Kendine aşık etmeyi de unutma. Orası kolay, orası bende. Ay görüyorum görüyorum. Babanın çapkınlığını almışsın. diye buraya böyle çekeceğim. Oğlum manyak mısınız? Korku oyunu da değil bu. Niye attın bura? Normal dümdüz atsana o biti amına koyayım ya. Allah Allah. İyi bir destekleyeceksin. Korku oyununu da yap amına koyayım. Şimdi ne yapacağız madem? Aklım gitti amına koyayım. Şu an aklım gitti mesela. Ne arrak yiyeceğiz şimdi? Yayının daha kaçıncı dakikasında? Ben bu saatten sonrasında aklımsız nasıl devam edecek? Bir de isimleyeceğim tamam mı? Aklımsız nasıl ilerlenecek bu yayında mesela devamı? Hazır olduğun zaman. Bunu bir soruyorum sana ya. Bu snatcher bulman yeterli olacak senin için. Hazır. ne yapmam lazım efendim? Bir daha oraya alabilir misiniz? Cadıyı bul. Emin ol. Ve bu Snatcher'ı bul tekrardan. Cadı ile birlikte sizi buraya getirecek. Ben o zaman kime söylüyorum? Nerede o arkadaş? Cadıyı bulduğum zaman. Arkadaş. bu arkadaş. Ulan sen nasıl bir... Lan oğlum. Buna manyak bir çocuk abi. Sen iyi olur. Bulacağım efendim. Oh, haydi. Hadi gidin bakalım. Kahkahasını da babasından almış. Evet efendim. Nasıl kötü bir kahkaha. Çok iyi. Tam yerinde. İşte bunları yapacağız efendim. Orada. Çok eğleneceğiz. Hadi gidin bakalım. Babamla sizin peki bir bağlantınız var mıydı? Amma vardı, yok vardı. İyi tanırdım. Hoş da bir kadınsınız çünkü. ne demez bunu. evet. O zaman, ay tut elimi. O zaman müsaadenizle efendim ben müsaadenizle hoşçakal. Hadi acele et ama. Hoşçakal efendim İyi müsaadenizle. Gitsin. Tabii tabii ben de zaten aklımda bir iki isim, iki isim var. Aklımda bir tanesi garanti. Olmadı 1+1 yaparız. İki tane getiririm. Bir tanesini elemeyi burada yaparız. Öldürmeden. Dene bakalım. Tut arkadaşının elinden. Tamamdır. Gidelim. ah, çok eğleneceğiz. Manyak bir eğlence ya. Bas. ben kaldım. Ha. Buğra Boz 20 kişi abone gene. Buğra'cığım çok teşekkür ediyorum. Uyanın lan! Ha kimse yok. Sen geç kaldın. Böyle sapmalar olabilir. Oh. Kıyafetim bile düzelmiş. Dört öncekine. Şimdi gel bakayım. Gidelim. Ders mers varsa kaçırttırma abice. ya şu ihtiyacın kalmayacak. Neden? Kalmayacak. Hızlı bile koşamıyorum daha. Neden kalmayacak? Burada da bir eğitim yuvası değil mi burası? İlim irfan yuvası. Burada mı kaptığımız kar değil mi ya? Öbür tarafta zaten bilenler biliyor. Bu taraftan ne kapabiliriz? Önce bu değil mi yani bizim? Öncelikle şu verilen görevi yapayım. Hakkımı işte yapayım şunu. Daha sonra çok şey öğreneceksin. tamam. Görev de basit bu arada. Merdivenler. Ben yapamamıştım tamamen. Bizim vergilerimizde bak burada görsel bir şölen yapılmış. Bir de demiyor ki buradan çıkan yok, eden yok. O merdivenleri bir söndürüyorum. Şu ışıkları en azından. Tamamıyla şov. Şov baba. Bunu da her buraya geldiğimde bu aklıma geliyor. Konuşuyorum bunu yanlış anlama. Yine sen sorguluyorsun. Bir de bunu sorgulamayanlar var. Dur bir amona koyacağım şimdi seni de. Sorgulama. Yanlış anlama kankayız ya. Anneciğim anneciğim. Ay koşayım mı Ali? Ay. Koşalım onlar oturmuş onlar ya, alkollü herhalde. Sosyalleşiyordum. Sosyalleşiyordum diyor. Altın vuruş yapmışlar orada amına koyayım sosyalleşiyordum diyor. Kızın gözleri gitmiş böyle yere bakıyor böyle göz kapakları kapanmış artık. O maç kurmuşlar. Olmak istiyordu. Orada diyor sosyalleşiyorduk diyor.
Ama oynamadı. Tek atmışlar. O da kız değil mi sonuçta? Yok, kız erkeği yok abi bu işin. Sekiz kapak atmış aşağıda. Sosyalleşiyorduk. Neredeler abi? Ayıyoruz. Akşam oldukları için kola ölmüyor. Sana bir tavsiyem var. Mümkün mertebe R'leri kullanmasan mesela belli de olmaz hani konuşamadığın. Bir hikaye. Umayım bu değil de. Uy, yoruldum. Oğlum gece de oldu ama. Sesi yok. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Lan Emanuel'le. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz ya? Çözdüm soruyu. Neredesin lan sen? Ormandaydık. Sen neredesin? Ben de ormandaydım. Görmedim. Biz kamp yapıyorduk. Evet. Güzel yakın muhabbeti. Bir şeyden bahsedin. Ha. İyi, biz de ormandaydık. Geldik işte. Havalar da ısındı. Aynen öyle. Bayram da yaklaşıyor. Evet. Bu ekonominin durumu ne olacak ya? Şunlar da bir ülkesine dönmedi ya. Bunu sen mi diyorsun? Saatler kaç para? Sen ne yapıyorsun? Ben ne bileyim. Ormandaydık işte, gözüm seni aradı ama hiç yani yoktun. Ha. Ya bir işimiz çıktı orada. Işınlanmayı mı bulduk? Bir şey oldu orada. Onlu lollipop seversin aşkım. Anladım. Buna of diyoruz biz, of. Ama of. Ne kadar cesaretli bir olduğunu gördüm. Of. Gördün mü nasıl cesaretli bir insan? Of. Midem bulanmadı değil mi? Hiç midem falan hiç bulanmadı. Hiç bulanmaz benim zaten ki midem. Anladım. Midesi... Kulak arkanı yalasan bulanır mı? Kedi. Oğlum pislik yaratma. Pardon. Gel ben sana bir gargara çekeyim. İğrençsin. Timur paket olacak mutfakta, getirsen abisin. Timur paketimi getirsen abisin mutfakta. Amını siktim kedisi. Bir git gel ya, bir hareket et amına koyayım. Bileyim ki getirmeye çalıştı, denedi diyeyim ya amına koyayım. Of. Bir tepki ver, bir reaksiyona gir ya benden. Ya tamam, lafımı bir gitsin. Sen yapamıyor. Tamam, efendimiz ama yok, sen hiç dinlemiyorsun bile yani. Vardı, hatırlarsınız, onu oynayalım. Ya dinleyip yapmasa yapamazsa diyeceğim ya. Hayvan lan bunu diyeceğim, yapamaz. Tabur vur. Oynadıkça. Ya bir oturuşunu abi düzelt ya. Ben hemen hadi geliyorum. Ol. Ben hemen bir dakika. Tamam. Buradan bir ayrılmayayım, mutfak cini şey, mutfak cini demişim. Hemen geliyorum ya. Bir beyinsel düşsel tamam avuntulara giriyorum. Geliyorum bir saniye ya, içerisinde. Astral mi? Tamam, biz oyun oynuyoruz. Astral düşsel seyahat. Astral seyahat seçim. Hadi dizilelim böyle. Çok ne eğlenceli bir oyun. Çok eğlenceli bir oyun. Oynadıkça alışacağız. Ben bir önce izleyeyim. Ama yok, sen izlersen oynadı tabur vur. O ne demek? Ne işe yarıyor anlatsana. Oynadıkça anlayacağız. Tamam. Tamam, önce anlatacağım. Amına koyayım burada ne oynatıyorsun? Sanki oynamayın. Baba neden herkes belediye başkanı gibi yani? Dizinin... Merhaba, ben Kegri, oynayabilirsin bence. Merhaba, ben de Kesi. Aldım Mona'yı. Kesi mi? Haha. Memnun oldum Kesi. Ben de memnun oldum. Evet, ne oynuyoruz şimdi? Bir şeyler tabur oynayalım bence. Altıncı söyleyişim. Dizilelim. Tabur vur mu? Ama ben bilmiyorum. Evet, efendimiz çok kızıyor bu oyunu. Az önce oynayalım nasıl dedim. Nasıl oynanıyor? O gelmeden hemen bak. Dizilelim, anlatacağım diyorum ya. Tamam, dizilelim. Dizilelim. Nasıl dizileceğiz onu da söyleyin. Tamam, herkes Kegre'nin yanına dizilsin. Yan yana. Ha, yan yana. Evet, yan yana. Tamam. Ne oldu? Entrika mı var? Yok ya, yani. Entrika varım nerede? Fiko geç oyun oynatıyorum. Fiko deme oğlum, bana niye Fiko deyip duruyorsun? Hasta ya, geçtim. Geç, he tamam Fikri. Şimdi diyecektim değil mi? Doğru. He aynen. Hadi geçtim ha. He. Şimdi. Hani. Hoş geldiniz serbazım. Bayım oyun oynuyoruz, siz de geçin isteriz. Yok yok. Tamam. Şimdi isim neydi? Simon. Simon. Mesela Simon'dan sola doğru sayıyorum. Simon tabur 1. Sen neydi? Jack. Jack ya. Tabur 2. Kegri tabur 3. Tamam. Sen neydi? Tabur 4. Tabur 5. Tabur 6. Tabur 7. Baba askerliğe mi geldik ya? Bu nasıl bir oyun? Canım amaç ne? Anlamadım ya.
Ben de anlamadım. Anlayamazdık ki zaten oynamadık da. Oynamadık, oyunu da anlatmadım. Zaten anlama bir... Ya, ya Emanuella. Söz konusu değil. Dur da hayal anlat bakalım hadi. Başlat hadi şunu. Söyle bebeğim. Tamam, tabur vur dediğimde... Hocam sen de say mığını artık say yani. Say mı? Say lan artık. Evet. Tabur bir vur dediğimde tak yapacaksın, tamam mı? He tamam. Tabur vur dediğimde de herkes aynı anda tabur yap vur diyecek. Tak sen diyecek. Yapsan abi. Anlan insan var. Tabur vur. Tak. Tak. Yaptı. Tak evet. Tabur 1 vur. Tak. Tabur 2 vur. Tak. Tabur 3 vur. Tak tak tak. Tabur 4 yani vur. 3'ten aşağı vurma. Tak. Tabur vur. Çok sert vuruyor lan. Tak. Helal lan Fikko. Demek ki bir ben anlamışım. Helal lan Fikko. Aa yandık mı lan? Yandınız elendiniz. Şunu bir daha oynatsan hocam kafam mı dağıldı orada? Vur deyince. Ben hiçbir şey anlamadım. Tamam tabur 1 vur. Sen zeki bir kızsın ama. Tabur 2 vur. Tak. Tabur 3 vur. Tak 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 tak. Tabur 2 vur. Yandı. Ha 4. Elendin çık. O bende 4. Şey diyeceğim, bir default 4 biz, onu. Biz yan yana biz deriz ki herkes karışık böyle oynayabilir miyiz? O sizin sıkıntınız. Tamam bir daha oynayalım. No default yani o bir yetenek artık bunu yapacak bir şey yok. Herkes çok ayrı. Tamam oynayın. Ne oldu az önce oynamak istemiyordun hoşuna gitti. Oynat oynat güzel sardı. Tabur 1 vur. Tak. Tabur 2 vur. Tak. Tabur 3 vurma. Tabur 4 vur. Tak 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 tak. Tab- oh, maşallah maşallah. 4 tane işte. Tabur 4. Sen de mi öyle? Durayım mı? Duruyorum işte. Tamam durmuyorsun demedim ki. Sen ha, tamam. Çok açıklama gereği duyan bir. Tabur vur. Tak. 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 Tabur 3 vur. Tak. Tak. Tabur 3 dur. Tabur 3 vurma. Tabur 2 vur. Tabur 3 dur. Tabur 4 vur. Tak tak tak. Maşallah. Tabur 5 vur. Tak. Tabur 6 vur. Tak. Tabur 7 vur. Vurmayı seviyoruz ne yapalım? Vurmayı seviyorum. Peki bir şey sorabilir miyim? Emanuel'cim bir şey sorabilir miyim? Nasıl böyle? Tabii ki. Mesela tabur 3 tabur 4'e vurabiliyor mu bu oyunda? Tabii vurabilir sizi alalım şöyle. Nasıl ya? Yok o anlamda demedim hani etkileşim var mı oyuncular arasında onu sormak istedim aslında. Ha var mı? Olabilir bana mantıklı geldi. Oyun kurallarını. Neyse olur olur. Olur geçin, değil mi? Tamam. Arkadaş, olur olur. Daha yapmadan geçer misin işime ya? Hadi. Tamam Fikocuğum. Bileceğiz ara. Canım yediğim hadi. Tabur 3 tabur 4'e vur. Biz direkt biz direkt botaniye gidelim. Tabur 3 tabur 4'e vur. Tam. Tam. Ne oldu? Ne oldu? Kırmızı kaldın ne oldu? Elendi ama. Tabur 4 yaşıyorsan vur. Ya nasıl bir soru tabii ki de yaşıyorum. Çocuğum akıldan aşağı almaya başladı. Evet. Koptum ananı sikiyim. Bu kadardı galiba. Oyunu hala anlamadım. Ama bir şey diyeceğim ben oyunu sevmedim ben. Ya kegri. Amına koyayım. Bırak oyunu boyunca. Oyunda mı sorun var benim IQ'mda mı? Ne uyanmaz savallı. Tak. Koskoca imparatorluk. Yani bence oyun patlıyor. Sıktı galiba. Lan benim görevim yani vardı ya. Sıktı. Gidelim gidelim. Tabur 4 beni takip et. Sofya vurma tamam mı? Tak. Tabur gidelim tabur. Tak. Sofya'yı mısın? Nereye gidelim? İyiyim. Sen nasılsın? Ben çok iyiyim. Nasıl sen varsın diye. Ben. Neyi sen varsın diye. Kızla ne alakası var? Benim gözlerim kararıyor bak. Ben çok alakası. Harbi diyorum. Seni göremiyorum. Dostum yani. Sen bir... sen galyon dilencisi değil misin ya? Galyon dilencisi. Bir uykum geliyor. Aynen. Sadece dillenerek bu üstümdekileri almış olabilir miyim? Belli ki almışsın. Bayılacağım bak. Bunlar şanele. Böyle böyle zaten. He? Böyle böyle mi? Aynen öyle. Uyum, uyum. Senin üstünde bir şey göremiyorum. Kegi. Belli ki fakirsin kegi. Ben de dostum sana şöyle söyleyeyim. Rahmetlinin bir sözü var. Ne insanlar gördüm içinde kıyafet... Bir dakika baştan alayım. Ne kıyafetler gördüm... yapabilirsin bunu. İnsanların üstünde... Ama içinde... iç çamaşırı yok. Muydu?
Rahmetli bir tek boş yapmış. Magalinda, Magalinda. Yok yok bir dakika, bir dakika. Ne çamaşırları gördüm. Islak mı değil? Neydi lan amına koyayım? Bir saniye. Göz gördüm, göze ha, göz. Ne? Dil gördüm, dile dil. Kaş gördüm, kaşa kaş. Döl gördüm, döle döl. Birkaç kişi vardı. Kedi. Ne insanlar gördüm, üstünde kıyafet yok. Ne kıyafetleri gördüm, içinde insan yok. Yıkıl şimdi karşımdan. Kekri. Yıkıl. Rahmetliyle. Kekri. Bir ortak nokta var. Baykuşuna bak. Kekri. Nasıl bakılıyordu? İkinize baş yapıyorsunuz. Eğer ikinin ortak noktan olmasını istemiyorsan uzaklaş. Efalti kaşına baş. Kurudum Kalkı seni. Kası. Evet maalesef, maalesef. Ural bir de bir değişiklik yap. Bir dakika. Kural biri bir konuşmak lazım ya. Kuralların çünkü artık yenilenmesi lazım. Kurallar çok net. Tamam net de güncel yani yeni bir nesil geliyoruz biz Z kuşağı olarak. Bu kurallarda hani bir zayıflama. Biz gelenekçiyiz. Babacım bu kafayla ama bak ilerleyemeyiz öyle söyleyeyim sana. Hani aldın ok varsa aldın. Ne olacak? Beydini Belatik zannet. Ben emir kuluyum. Tamam lan sen emir kulu olabilirsin de kurallar da bize yapılan kurallar yani sonuçta bunu. Hani bir şey yapmamız lazım bu kuralların üstünden mi? Küçük revizasyonlar olabilir yani. Bu kadar sert bak sen sert bakarsan ben onlar da bir bak zannediyorlar. Elçeyi vaydı olmaz. Tamam da sen sorgulamazsan. Ben sorgulamazsam. Bunlar öldürürler kekli. Hepimiz öldürürler. Kim öldürüyorlar lan amına? Bu kadar korkarak olacaksan bizimle işin olmasın. Yok seni kaçacağım yükseliyor. Sakin ol. Fiko benim arkadaş ya. Sen şikayet eden mi? Bana Fiko diye. Sen bana Fiko diye. Sofia. Efendim. Bir benimle gelsene. Tamam. Kedri. Geliyoruz arkadaşlar kız ağlıyor. Ne istan? Ne yapacağız? Ne olur heyecanlı bir şeyler yapalım. Şöyle ağla. Heyecanla ağlama ağlama şeyi RP'si yap da şuraya giderken. Kedri. Abi kız ağlıyor. Kızı üzmüşsünüz. Ağlıyor bu adama. Yani bu kızın da bir duygusu var, bir bilmem efendime söyleyeyim bir şey var. Buna kadar yükselenmenin bir anlamı yok. Kısa boylu olabilir, içindeki ne? İnsanı görememişsiniz demek. Yani bu boy şakası bilmem ne. Birinci sınıf mısınız abi? Senin görevin mi Kegri? Tamam arkadaşım kendisi. Bir müsaade edersen kız zaten sana da çok kurulmuş. Tamam. O tipini siktiğiminden diye senden bahsediyor diye düşünüyorum. Bu var doğru mu? Ya doğru tabii bu abi doğru. Mu? Şimdi burada kızı utandırma. Sonra konuşalım mı Ali? Kız şu anda... Doğru mu? Bana bak, cevap ver. Ama hayır, lavaboya gitmesi şey lazım. Abarttın sen mi? Abarttı mı? Gönledim vücudum. Hayır sonra konuşalım lütfen. Abi git ağlayarak günlüğüne yaz o zaman ya Allah Allah. Bu kadar uygulandı. Bak. Oğlum ben... Çocuk. Yok sen benimle kal. Bana bırak. Ben yapacağım yani şey yapacağım hani diyeceğim. Öyle davranma hani arkadaşımız o da. Falan ama sadece arkadaşlık bak oraya çizgiyi çiziyorum bak. Haberin olsun. Hayır. Ne demek hayır ya? Nerede benim asam nerede? Olsun. Bırak o asayı. Şey ya, yapmayın yapmayın ya. Yok yok asam nerede benim ya bir dakika. Yok seni üşütüyorum. Cebimde bir yerde olacaktı bir saniye. Bir saniye ya. Ne demek Max. Hayır. Bak köklü. Sevdiğim kızdan uzak dur. Hocam zaten ben asayı bulana kadar muhtemelen... Heh. Bekliyoruz. Tamam asayı çıkartmaya çıkartılır. Önemli olan asaların da konuşması değil. Onu da konuştururuz gerekirse icabında da. Şu an buna gerek yok. Benim asa çünkü boş yüklü değil. Şarjörü yok. Kegri. Efendim. Bu koşarak halledebiliriz ya. Yapma. Tamam. Tamam. Bak asam burada hani ilk çıkmadı. Bu asayı çıkarttım mı da normal sokmam yani yerine. Nasıl sokarsın? Ya onu anlatırım sonra. Onu anlatırım. Şimdi anlatacağım dedi böyle yapmaya çalışacaksın aynısını. Bir gel sen de ağlama artık Sofya. Lütfen artık ya. Niye bu kadar ağlıyorsun abi? Ağlama gel çözeceğiz ya. Çok kırıldım çok. Tamam gel bak ben sana anlatayım. Şimdi bak bu okuldaki insanlarda var abi böyle bir yobazlık da var. Böyle bir şeylik de var. Bunlar gerçekten var. İnsan değil ya. İnsan değil. Bir insana bu... İlk günden yapılır mı ya? İlk günden. Hayır yani bunu yapıyorsun. Beni beklesen mi acaba? Ya hayır ben neye kuruluyorum biliyor musun? Bu boku yapıyorsun. Ya bir insan derken yani bir komik ol bari değil mi? Yani bir şakanın sonu olsun yani. Yok abi. Tabii.
Ne oldu bize ya? Dedin. Ya ben sana o anlamda kısa demedim ki ya. Ne anlamda dedim? Saçın... Ha dedim ben kısa saçlı olmandan dolayı ne kadar güzel kısa severim hesabı. Aa. Şimdi Sofia. Efendim. Biraz yaklaş benden niye bu kadar korkuyorsun gel. Ha, ben insan yemiyoruz yani burada. Yürüyoruz diye ya. Yok yürümüyoruz yoruldum dur. Tamam. Şimdi sen nasıl bir insansın mesela biraz anlatsana. İşte neşeli. Aynen yerinde durmayan biriyim ben. Nasıl bir insan? Mesela şöyle söyleyeyim. Derstesin. Sen nasıl bir insansın mesela? Mesela ben sabah kalktım yüzümü yıkayacağım yıkamıyorum. O gün mesela. Ne? Dersime denk geliyor yıkamıyorum. Niye? Böyle ders. Bir insanım yani pis. Pislik anlamında da hem o anlamda da hem de şeyim yani. Şirretlik var biraz yani. Anladım kafaya da takarım. Ben de kafaya takarım. Mesela o sana bir soru soracağım. Ya o anlamda pis değilim ya. Mesela sana şunu soracağım. Atıyorum sen derste sınavı ders notu tutuyorsun. En yakın arkadaşın böyle canın ciğerin geldi not istedi verir misin? Yoksa şey mi dersin ya ben de not almadım ki. Veririm. Ama bir Slytherin'iyse veririm. Hata işte. Bu bile hata. Neden? Bu hata. Doğrusuna peki. Yok tutmadım ki canım ben de. Ben de tutmadım. Bulursanız bana da fotokopisini çektirin. Bu doğrusu bu. Anladım. Şimdi mesela atıyorum yolda gidiyorsun. Tamam. Bir tane kedi gördün. Ya şu anla konuşuyoruz. Ama miyavlıyor falan böyle karnını aç. Ona mama alır mısın yoksa hani hiç umurunda olmadan gider misin? Alırım. Al işte ya Rabbi ya Resulallah. Ben kedileri çok severim. Ama bu sen zayıfsın birazcık bu anlamda o zaman. Kedileri çok seversin, arkadaşını çok seversin. Hiç bu zamana kadar yaptığın en büyük kötülüğü anlatır mısın bana? Onu söyleyemem. Neden ki? Ne yaptın? Ben daha sana güvenemem ki. Güvenebilirsin bana hayatım. Arkasında ben kötü bir şey yaptım. Ne yaptın mesela? Onu... kötü yerde yalnız bırakıp kaçtım. En kötü yaptım buydu. Kötü yerde yalnız bırakıp kaçtın mı? Evet. Bir de saçına sakız yapıştırdım. Ay sen ne kadar kötü bir insanmışsın öyle. Ya gördün mü? Sen şaka mı yapıyorsun ya? Ya ne yapmaya çalışıyorsun? Bu ne ya? Seni. Bu kötülük mü ya? Bu şaka gibi bir şey bu. Bu ne ya? Bu sen ne istiyorsun? Seni biriyle tanıştıracağım ya. Tanıştır. Sen de cadılık, cadı gibi kızsın ha, harbiden. Tamam. Ne diyorsun? Hadi tanıştır. Bad girl olmaya hazır mısın? Evet, çok heyecanlandım. Bir tükür bakayım şuraya, puh, şöyle bir tükür bakayım şuraya, tükürebiliyor musun? Tüve. Bir daha tükür. Tüve. Efendim sos abi. Sos mu veriyoruz, anlamadım. Dur bir dakika. Buyurun efendim. Bayım. Başım çok ağrıyor çok. Hazırız. Başım çok ağrıyor. Çok. Beni çok sinirlendi. Selam. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Sizi böyle görünce eskiden farklı okula giden arkadaşlarım aklıma geldi. Ne güzel bir çiftti onlar. Aşk, sevda, neyse. Sizin için bir bitki toplama etkinliği hazırladım. Şöyle diyeyim, aşkınızı pekiştirecek bir bitki bu. Lukatos. Baba bırak bitki şimdi. Bitki sırası mı yani şu an bitkinin? Bitki gerçekten sırası mı? Bitki toplama etkinliği ne abi? Etkinliği dediğim, sizi bir araya tutacak, sizi birleştirecek bir bitki bu. Aşk bitkisi aşk. Sen ne anlaştın? Aşk bitkisi mi? Evet. Yasal mı peki yani o? Yasal yasal. Daha mı doğru müşri var? Onu sen o zaman bize getir. Bir
Biz sigarasını yapalım mı? Ne yapalım? Nasıl yapalım? Birlikte gitmemiz lazım. Birlikte. Sofya. Orada yapacağız işlemi. Ha, orada mı yapalım? Evet. E tamam, oraya yapalım o zaman. Oraya gidelim. Ben seni boşuna yoyar mıyım kekik? Tamam, onu diyorum canım işte. Biz böyle, biz ikimiziz okeyiz. O tarafa... Hadi gel. Oy. Bu kadar yolu yürümeyiz inşallah. Yani... Çok yol şey götürmem. Sırtım ağrıyor biliyor musun? Oğlum sen var ya. İlk açıldığı günden beri buradayım. Chucky gel buraya, nereye i̇şte gitsin? İşte yersen şey diyeceğim. Gel beni takip can et benim. Dostum, beni takip et. Senle biznesin gel. Gel Fiko, Chucky takip et beni. Muggle'ından element oyunu. Roket takaması mısınız? Siz kimsiniz? Benim kankiler yavrum. Kankiler mi? Chucky. Sofya. Efendim. Hemen hemen efendim diyor. Hemen benimsedi kendini. Dur geliyorum. Evet, çok yakıştı bana, biliyor musun? Abi çocuk parkına gitmiyoruz arkadaşlar ya. Duyamıyorum, bir saniye şimdi söyle Chucky'cim. Çok yakıştı diyorum bana. Eğilme ama, ben eğildim sen değilme ki. Bir daha çık, bir daha çık kegiri gördün. Az önce yaptığını bir daha kegiri. Ya bir şey diyeyim mi? Yakınayım bana, ne diyeyim? Senin arkadaşınla, benim arkadaşım of, çok tatlı değiller mi? Onlar da mı bitki toplasa? Teşekkür biz ediyorum. Bana diyor değil mi kegiri? Şaplak yapıyoruz işte. Aynen, senin arkadaşın kim Sofya? Chloe. 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 Senin arkadaşın kim kegiri? Sensin. Fikri kim oğlum? Bana Fikri oğlum, diyorsun. Ona Fikri diyorsun. Ne oluyor hiç? Fiko sensin. En büyük aşklar nefret başlarmış. Çünkü ben neyim miyim ya? Kegiricim. Senin ismin neydi? Babamlar şaşıracağım. Luşina ben. Luşinacım sen... sen bunun yaş tutmuyor galiba ama... Yani... Hayır hayır. Eğilince tutuyor. Eğilince tutuyor. Yani. Bak yapmayın. Bize şakala. Tamam bu kadroyuz. Dostum biz okeyiz. Bunlar da geliyor. Onlar da mı geliyor? Aynen. Planımızda bu yoktu ama. Ne Fiko, planı lan? Fiko ona gitme. Planımızda bu yok. Sen de köpeği olmuşsun o tarafına amına koyayım. Ha ben gidiyorum zaten. Duruşun olsun. Biz onların buranın ayağıyız sonuçta. Bize muhtaçlar ya, ne planı? Oğlum ya bırak beni görünce onlar. Bu olacaktı yani. Manyak manyak iş yapma. Aşkın gerçekleşmesi için sadece iki kişi gelmesi gerekiyor. Babacım onlar da aşk olsun. Ne olmuş yani? Efendim biz de aşkı seven, benimseyen insanlarız yani. Kegi. Takılma diyorum. Evet. Bu işin sonu kötü olacak. Böyle anlaşmamıştık. Yani oğlum kötü olacaksa bana kötü olacak. Sana kötü olmayacak. Bırak, bizim de bir ağırlığımız var lan. Adamlara geleceksiniz dedik şimdi. Wow. Ben bunları satayım burada. Olmaz. Yalnız şu ufaklıklardan beni yurda dönsün yani, öyle söyleyeyim sana. Birini seçme hakkın var. Ya seç. Neyi sen seçiyorsun, biz seçemiyoruz. Fiko. Fiko hadi Chucky sen artık uyu. Ne? Hadi. O benimle uyum geliyor mu? Tamam. O da benimle geliyor. Yün. Aa, o da mı geliyor? O benim, gel gidelim. Gördün mü? Herkes birbirine yürüyor oğlum burada ya. Buna yapacak bir şey yok. Bir kişi boşta kalır. Sen böyle davranırsan bitkiye gerek kalmayacak. Ne olacak? Diyorsun. Yerim seni ha. Eki. Yıllardır. Manyak tatlı bir şeysin. Değil mi öyle değil mi? Harbi söyleyeyim, beni harbiden fena da bir şeysin. Yaylar bir şey demiyor. Böyle de konuştukça beni hani yapıyor. Sen de öyle konuştukça beni şey yapıyorsun. Bende de var yani, böyle bir olay da vardır. Daha çok merak ettim. Çapşık mısın, nesin sen ya? Chucky dur. Güzel. Neyse ya. Hadi gidelim, daha hızlı gidelim. Daha hızlı mı? Bir kanımız kaynamadı mı? Kaynadı. Şaka doğru yapıyoruz ya. Şimdi yoymuş biraz ucun, hadi. Babacım uçan süpürge falan niye göndermiyor bunlar? Bak benim derdim çok büyük. Oraya gidince bunları bir bir anlatacağım ya. Her şeyi bizden bekliyorsun ama. Ya neyi bizden bekliyorsun abi? Okulu kaldırdım getiriyorum ya adamlara. Sen bu ay aidatını verdin mi? Ya neyin aidatı ya? Bir tane uçan neyin süpürge mi ayarlama bu kadar mı zor abi? Aidatını verdin. Herkes uçuyor kaçıyor bilmem ne abi. Bir şov. Haklısın. Bize haklı bir tane buradan ayarlanamıyor mu ya? Bu adam çok haklı. Ben az önce ormandan okula 2,5 kilometre yol yürüdüm. Sorsalar biz ne iş yapıyoruz ki? Biz büyücüyüz ya. Güya büyücüyüz. Elimize asla asa boş ya. Babam anlatıyordu 15 yıl önce 2,5 metrelik karda okula gidiyormuş, 40 kilometre yürüyormuş. Sanki biz babam mıyım ben? Biz büyücüyüz ya. Evet gerçekten. Tamam gidelim abi, gidelim. Bekletmeyelim abi. Bekletmeyelim, gidelim. Gidelim de benim iki çift lafım olacak ama oraya ben mi gideyim, bak beni de görün. Aa beni de tanıyın, bu çocuğu tanıyın, orada bak görürsün. Benim iyice cinnet ya.
Boşun abi. Teletex 10 kişi abone göndermiş. Kaybetmeyin, bizi kaybetmeyin. Ufaklık sen öyle geride kalıyorsun. Onlar benim arkamda. Teletex'im çok teşekkür ederim. Sakın şuna yaklaşmayın. Samacı Şoyt bizi görürse payan paçacak. Korkarsan elimi tutabilirsin. Aa, beni kurma bak. Sağa sola kurma beni. Dümdüz yolumuza gidelim abi. Rotamıza gidelim dümdüz. Dönme arkanı. Canım. Ona koyacağım. Yaklaşma diyor. Şimdi ona gideceğim. Kafa atacağım. Sola girdim. O neden durdu ya? Çok geç geldik. Çok. Abicim senin bu bunlar niye gelemiyor ya? Ya bana trip atıyorlar ya. Sabah ikisi birden mi trip atıyor? Evet. Emanuel'le ikisini birden mi götürüyorsun? Emanuel'cim sen de bir tanesini seç ya. Ya olmuyor ki öbürü gidiyor, diğeri gidiyor. Oğlum bir tane gönlünün sultanı olacak. Gerisi hikaye. Aynen öyle. Gerisi kısa film, kısa film ama. İzle geç. Evet. Bir tane ama gerçek bir senaryon olacak hayatta. Ay. Ya ben bir şey diyeceğim de neyse. Gelsene boşver onları, gel gel. Gidelim hadi. Gel gel. Atlayın şuradan, tırmayın. Hayır, gel. Oraya boyun yatmaz ki. İkiniz de gelin. Baba bunlar sence buradan atlayabilir mi? Pardon. Fiko kafama çık. Atlıyorlarmış. Bizim ne kaçışlarımız, nelerimiz var senin biliyor musun? Sen ne sanıyorsun ya? Sen belalı bir tipe benziyorsun. Geyik. Hadi. Fiko belalı zaten. Lan Emanuel'le atlayamıyor mu? Lan Fiko. Hocam başarılısın. Kafama çık diyene baksan ya. Ha gayret. Ne oldu? Kırdın kaldın arkadaşım. Yaparsın. Bizi aksik yapıyordun ha. Allah. Hadi arkadaşlar hadi bekliyorlar. Kim bekliyor ya? Ya sürpriz hayatım. Sen ne ama bir tane sürpriz yaptırtmadın ya şu şeyimizin. Ya gerçekten hayatım mıyım? Evet ya nesin yani ne sanki ya bunları? Ne? Hep aynı hep. Ya aynı. Nesin sanki? Hayır yani. Ama böyle baktığınız zaman diye hayatımın anlamı gibi duruyorsun şimdilik. Birbirinizi kaybetmeyin. Mus yapayım böyle gideyim. Baba zaten birbirini kaybeden bir gerizekalı ordusuysak eğer zaten oraya varamayalım yani anladın mı? Kaybolan gidememiş olsun ki adamlar rezil olmayalım. Bence burası gayet tenha bir yer burada. Ya niye dikkat ediyoruz? Ben önümü görmüyorum. Babacım ne yapabiliriz zannediyorsun sen ya Emanuel? Sen buraya biz ne yapmaya geldik zannediyorsun? Bu aşk bitkisi çok ender. Gelin hadi. He biz bitki almaya mı geldik? Pardon. Bunun derdi aşk bitkisi değil ama işte. Yorulduk ya. Az kaldı bebeğim. Kegri tamam bedelim. Ya biz yolda aşık olduk. Hiç aşk bitkisine gerek kalmadı ya bize biliyor musun? Kaynaştın değil mi? Zaten bu yolculuk insanı bilgileştirir. Bize şimdi Obama bir tane bitki lazım. O da zamanla. Ya Obama geldi. Aşkınızın meyveş olsun. Obama geldi. Yün. Bu ne ya? Dostum sanımlar kamp tam olarak neredeydi ya? Ben yürüyorum böyle ama. Kamp. Sen kampa çok yanlış gelmişsin hocam. Kamp. Baba bak, ver arkanı bana ver arkanı. Bak arkanı ver bana. Sana arkamı al. Ver. Oh dümdüz buradan hiç sağa solu yapmıyorsun dümdüz. Dönen bir tane ağaç var. Bildin mi? Dönen ağaç. Bildim. Ha, ona doğru dümdüz. Sen mi 360 ama? 360 dönüyor böyle bir şeyler okay, falan yapıyor. Tamam, tehlikeli tamam, görüyor. Tamam. Ona doğru kafalama giriyorsun oraya kafalama. Tamam. Gidelim. Onun hemen arkasında kalacak zaten. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Tamam canım. İyi. Kimseye bak. Kızıyorum ama. Ne kadar korkuttum. Zamanımız beni yok. Hadi gidelim arkadaşlar. Zamanımız yokmuş. Hadi gidelim. Çaki Fiko. Baba gideceğiz de sen niye duruyorsun ki? Bak sen hiç koş sürekli koş. Yok, bak yine yürüyor. Sıkıntılı. Bak yine yürüyor. Baba arkana bakma. Buradayız burada. Abi yürüme. Dümdüz koş. Bu yerlerde. Dipleye bakın. Neyin? Baksana ağaçların dipleği yine aptal. Çaki bak bakayım. He konulu konseptli yani. Ay. Burada yok yüzün. Neredeydi bu bitki Sofya ya? Sofya mı? Fiko evet. Çaki biz şu tarafa Sofya nerede Sofya? Nereye gitti hakikaten o ya? Lan Sofya nerede? Sofya bir yaş önüne kaçıyor bizi. Beatrix bir tane çiçek istiyormuş komisyon olarak.
Anlayamadım. Bir daha komisyon olarak bir çiçek istiyoruz kekiye. Nasıl yani tam olarak? Üçten gelen bir kayay. Komisyon olarak bir çiçek mi istiyoruz? Evet. O da kim oldu? Kiraz verelim. Sofya mı oldu çiçek? Hayır hayır daha olmadı. Babacım Sofya nerede tam olarak? Kendisi gitti mi oraya? Bir yaş sonra geyiği bize. Kaybolmuş şu geyiği şimdi. Bir şey atayım bekle. Ya koskoca ne bak koskoca yapılanmanın temsilcisine bakın arkadaşlar. Koskoca yapılanmayı temsil ediyor bak bu okulda. Bir cümle mi kuramıyor? Biz efendim canım. Akşam görüşün değil mi? Ne diyorsun onu? Evet evet. Akşam oldu. Ne dedin anlamadım. Akşam oldu ama. Asa'mı görüyorsun değil mi? Ha asa'nı görüyorum evet. Asa. Oo ne kadar garip bir asa o. Kıvyım kıvyım. Evet evet. Asa'sını görmüyor musun? Yok görüyorum asa'sını. Çakir'im sen neyse boş ver. Işın. Abi Sofya nerede? Fiko gel Fiko. Gelecek şimdi. Sikim anlamıyorum. Lan. Gelecek şimdi. Ha gelecek şimdi. Ha gelecek şimdi ben. Ben de öyle düş. Öyle. Sesine bakayım. Şu çiçeğe bakalım biz çiçeğe. Çiçek. Konuşamıyor muyum ben? Çift. Yok sen konuşuyorsun da biz o dili bilmiyoruz belki de. Adınız Hasan. Belki de sende bir problem de olmayabilir. Bana çiçek ya. Gözlerime bir şey oluyor. Çiçek. Nerede bu çiçek? Çiçeğim. Sofya'm. Sofi Sofi. Kegli Çaki var. Fiko var. Asası büyük olan ne büyük oluyordu lan? Yarra. Oğlum salak salak konuşma. Yani istediğin cevap buydu. 80 yedir valla. Direkt yani kafalama girdin ya cevabı ona ben tutuldum. Başım sen ağrıyor. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Yok bir şey yapmıyorum dostum. Hocam erkeğim başım ağrıyor. Neredesiniz ya kayboldum. Aa Sofya neredesin ya? Kayboldum. Göremedim sizi. Ağzım var ya yalan çalıştırıyor öyle söyleyeyim. İşletme gibi yemin ediyorum var ya böyle. Hani buyurun efendim yeriniz otun yalanınız geliyor efendim. Buyurun efendim hemen hazır oluyor. 3 saniyede. Peki zamanımız yok. Hadi gidelim abi. Tamam. Yanımdan ayrılma. Gidelim abi. Yanımdan şey ayrılma. Yapmayalım. Bu iş garipleşiyor yalnız yaklaştıkça bitkiye. Ne yapayım ya? Sen kabalaşmaya mı başladın? Yok canım hayatım ondan kaba öyle dışarıdan belli oluyor mu ki kabalaşmaya tamam başladın? Sevdik dedik de sen de yani. Grip yedim abi hadi ya. Mezallığa geldik bir dua edelim hocam şurada. Çok tehlikeli yerler bunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Enzümelli. Taşı yapıyoruz artık. Spam ekül. Gördüm. Oğlum onu hangi hoca yaydıysa bak yanlış duymuşsunuz haberiniz olsun. Ay. Bak o hoca. Kapkayanlık refiği bir dava yakışında. Kesin bu yaşı gelin. Ya öyle öyle. Tövbe böyle böyle. Ali baba ve kırk haramilere geldik galiba benim anladığım. Evet evet. Açıl susam açıl da diyecek misin? Abi bir bitki almaya geldik ya. Sen de bizi ne hale soktun gerçekten. Aşk uyaşılmaz bir şey. Benim için en azından seni bilemem. He canım. Senin için evet. Sana katılıyorum. Yalan değil yani. Ama bazen aşkına bakarsın ve dersin ki. Hadi önden yürü. Hadi önden yürü Chucky, Fiko. Teşekkür ederim. Ananı sikeyim ben neyim böyle? Tamam canım. Gerçekten, gerçekten bitkiye gerek yok. Diyet olsun ama ya. Sonunda kendimi yaşadığını yerim. Bunlar kusura bakmayın efendim. Epey boyadılar. Kasakırsız bekliyoruz. Neden bu kadar üzgün sürdü? Efendim. Konuş. Efendim şöyle anlatayım. Ağlama. Yok ağlamıyorum da. Böyle ben konuştum zaman ağlarsam lütfen benimle dalga geçmeyin. Arkada kız arkadaşım var. Konuş. Efendim okuldan tam çıkarken o aksakallı var ya lavuk dede midir? Bunak. Ne boksa Ömer, bunak mıdır? Ömer baba. Ömer baba mıdır? Ne boksa artık yani tipsiz bir insan bir sakalını yüzünü bir yıkar lanet. Gelmiş efendim bize
Hemen dedi ki size dedi özellikle bana beni göstererek şey dedi yani sen dedi güvenilir bir adama benziyorsun. Benim dedi stajyer lazım bana dedi. Ben de bizim işimize yarayacağını düşündüğüm için onun birazcık görevlerini yapmak istedim o komutanım. Sana ne görev verdi? Bana efendim şimdilik ofisinin alt katının süpürmemi söyledi. Ona görev verdi. Ama yavaştan efendim ofisine doğru geçeceğim. Gizli bilgilerini elde etmeye çalışacağım efendim. Her neyse. Tek cadı istemiştim ama bire büyücü getirmişsin yanında. Efendim şöyle söyleyeyim. Bir tane cadı, bir tane orospu, iki tane de insan normal getirdim. Ben hangi kat? Sen benim yemek kategorimdesin. Orospu benim. Nasıl ya? Başkan kız yanımda yalnız böyle hareketler yapmazsa. Efendim şöyle söyleyeyim. Nasıl hareketler yapmazsa? Ay yoksa duyguların ne incindi? Yo estağfurullah canım siz konuşmaya devam edin bence. Korkma ısırmam. Isırıyor bu arada. Isırabilirsiniz yani. Dikkat et koparmayayım kafanı bir anda. Kulağımın yanında. Oğlum salak salak hareketler yapmayın ben öyle geç şuraya. Kendini mi öldürtmeye çalışıyorsun? Yok pardon, peki baba, ben kendimi öldürtmeye çalışıyorum de. Bırakayım salayım seni inan burada yani. Yok pardon baba affet. Bu da hepimizi yani. Haklısın. Ya neredeymiş bu bitki alsak da gitsek mi? Fiko. Ebi şikon bende kal. Bak bende sizi şu an bende kal. Atma. Ben korktum biraz Fiko. Daha bak, hiç korkma. Hiç korkmana gerek yok. Cadılar. Sana tükürme öğretmiştim hatırlıyor musun? Cadısın sen. Susacak mısınız ben mi susturayım? Tüküreyim mi? Yok yok buraya burada tükürme. Bak Fiko çakayım. Efendim benim cadımı gösterim efendim. Şu küçük cadı benim cadım efendim. Tükürmeyi öğrettim ona. Hayır oğlum merhabalar. Biz bir sıkıntı çıktan geldiğimiz gibi kaçıyoruz tamam mı? Direkt kaçıyoruz. Ucube Emanuel'e sana mı diyor? Ucube dedi ama. Bana Fiko sana diyor. Kim demiyor sana ne dedi hakem? Ucube diyor sana. Cadı mı? Efendim merhabalar. Sen de geldin. Hoşçakalın. Sen de geldin. Sen de gitsene cadı diyor. Tanıtın bakayım kendinizi. Hangi hanedesiniz? Kan durumunuz ne? Ravenclaw'dan Chloe Tiamat. Okuldaki en entrikalar ve pislikleri cadısı benim. Keşfinler şu Ucube'nin sevgilisi hanginiz? Ucube'dir ki efendim sevgili bir kimse sevgilisi değil lan. Sevgilisi yok onun. Ama oynaşıyorlar. Emanuel'le ile biraz oynaşmacalar hayır, yani. Hayır hayır. Öyle bir ha, öyle değil mi? Söz konusu öyle değil. Öyle bir durum yok. Evet biz konuştuk, anlaştık. Gayet iki yakın arkadaşız efendim. Fiko sen kendini tanıtmaya devam et. Efendim benim kendi şeylerime ne uyarsa ben ona göre hareket ederim. Anlatabiliyor muyum yani? Çok doğru bir karar. Oğlum bu Fiko kız mı erkek mi anlayamadım. Benim işime ne kadar yarıyorsa ben o kadar yakınım. Katılıyorum. Sence ben senin işine yarar mıyım? Efendim yani ben sizin işinize yarayabilirim. Yani belki sizden çok yüce şeyler öğrenebilirim diye düşünüyorum. Ne öğrenmek isterdin mesela? Mesela böyle karanlık, böyle nasıl böyle kötü ve lanetli evet, büyüleri... Efendim bence bu arkadaşların evet. Hepsi sizin... Evet, kesinlikle... Allah... Lan Fiko! Elimden kaydı tüh! Nasıl yani efendim? O ben işinize yaraktı, yarardı efendim. Siz niye onu... Kes sesini. Fiko kalk lan. Özür dilerim. Devam et canım. Oraya getirdim sizi. Ben gelin kralım. Korkma bebeğim sana hiçbir şey olmayacak. Evet. Muggle. Muggle mı? Fikom gitti. Muggle değilsin sen. Efendim heyecandan Muggle'ım diyor salak. Gerizekalı. Sen Muggle mısın sen? Muggle'lara lanet okuyan kimdi? Ben miydim Muggle'lara küfür eden? Efendim bir saniye açıklayacağım. Sen okulda Muggle'ların soyunu sopunu sövmüyor muydun sen? Şimdi niye burada Muggle'ım diyorsun sen? Hayır. Sen safkan değil misin kızım? Hayır. Hem o zaman kapıya kadar çık biz seni şey yapalım. Arkadan doğru. Efendim bir... çıkacağına sen mi karar veriyorsun? Yok asla ya. Ben karar vermem böyle bir şeye. Sen mi karar veriyorsun? Evet. Salak beni satıyor. En hata, sevdiğin büyü ne senin? Hata. Avada. Efendim bunu almasanız bari o kadar yol yürüyün. Seni alayım. Özür dilerim alabilirsiniz. He seni almamışlar mısın? Alabilirsiniz hemen alabilirsiniz Chucky. Gerçekten inanılmaz. Bu da böyle bir işte kötü oğlanı çıktı. Gör bunları Chucky. Gör kime gönül verdiğine de bir daha dikkat edersin. Gönül mönül de vermedi yani. İki cilve bak gördün mü ben sana gitti. Satmam ama görüyorsun bak bunlar birbirine nasıl satıyorlar. Tamam göreceğiz sıra ona gelsin göreceğiz. Bana mı gelecek? Ben Muggle sevmem ama biliyor sen musun? Biliyor musunuz ben Muggle hiç sevmem. Rahat ol. Hiç sevmem ben. Allah o da gitti. Allah Allah. Çok onların kaderi bu.
Onların yanına gitmek ister misin Ucube? Sonunda ya. Ucube sana ya. Diyor, bana mı diyor, sana diyor. Ucube bak, kim burada? Bana demiyor bak, burada. Bir kendine bir bak bakalım. Ucube hangimiz aman abim? Sensin Ucube buradaki Ucube'miz. Bana mı diyor? Sana diyor tabii, bana mı diyor abi? Efendim bana mı diyorsunuz, teyit etmek amaçlı? Evet evet, sana diyorum. Bir adım öne çıkayım isterseniz. Merhaba. Emmanuel Ibomike. Ben. Kan durumun neydi? Kan durumum ARH pozitif. Negatif. Negatif. Tamamen negatif. Hiçbir tadı tuzu, hiçbir şey yok. İy, pislik kan. Geçen kanım kanadı, parmağım kesildi, emcükledim. Böyle iğrenç bir tat olamaz. Ha, kirli kansın yani. Kirli, bayağı evet, pis, kirli. Pislik bir kanı var gerçekten. Evet, ben anlatayım isterseniz. Geçen bunun efendim tabii. Parmağı kesildi. Ya bir bu kadar kan kötü kokar mı ya? Ya siliyor, silsik, iğrenç. Vallahi attık ya, koltuk moltuk attık yani. Kanadı salak dedim, bir de dikkat et ya, bu kadar pislik kan olur mu amına? Hiç sorma. Öyle pislik bir çocuk işte Ucube. Evet öyleyim efendim. Neyse, şu anlık seni bırakacağım. Güldürdün, çok teşekkür beni, ediyorum. Aferin. Minnet ediyorum efendim. Sağ olun. Minnet ediyorum. Kim küçük çadı? Ben mi gideceğim? Sana diyor ya, sana diyor. Ben yani. Geleyim. Ne oldu sana diyor, sana diyor. Oğlum bir şey demediler sana. Ki. Bir şey bu demediler. Kes sesini. Pardon efendim. Şimdi konuş bakayım. Tabii. Halen ne? Kan durumun ne? Ben safkınım. Slytherin'deyim. Daha ne olsun efendim? Ben de saymıyorum bu. Slytherin hakkında ne düşünüyorsun? İyi bir adam. Kim hakkında anlayamadım. Salazar Slytherin. Efendi bir adam. Harika biri. Bir yaramazlığı yok. Sürekli onun kitaplarını okuyorum. Onu anlatan kitapları. Peki. Bayılıyorum. Bayım Ucube. Yalan söylüyor olabilir. Ben bilmiyorum sus artık. Sus minik Ucube. Sus. Özür dilerim bayım. Bence güzel cadı. Adın neydi bu arada? Sofya benim adım. Sofya, çok güzel. Bence bu Ucube'nin kan durumu nedir? Ben şöyle çekileyim ki Ucube'yi tam gör. Muggle gibi. Negatif. Muggle değildir ya, safkan de. Negatif. Adam. Safkan, pislik, pislik, negatif kan. Ne? Kötü bir insan. Tükür İbo. Sağa sola tükür. Sen balgamak. Az önce safkanlara mı dedin, bana mı geldi? İyi pislik balgamma bak, böyle bir balgam olur. Bir yanlış yeşil yeşil oldu pis. Herhalde ya. Sen biraz daha boş konuşursan senin dilini keseceğim. Sana diyor. Sana diyorum. Sana diyor sana. Ucube'ye mi diyorsunuz efendim? Kime diyorsunuz? Ona efendim? Diyorum. Tamam, ona Ucube, Ucube sana diyor yani. Sana diyorum, sana. Anladın mı? O dilini var ya, bir kopartırım, bir daha konuşamazsın. Özür dilerim bayım, haklısınız. Peki sen emin misin bakayım bu cadının efendim, ayak uydurabileceğine? Kendisini şöyle anlatayım o zaman. Kendisi öyle minik bir cadı ki gerçekten sevimli ve gözlerinin güzelliği içindeki kötülüğü gözlerinin güzelliğiyle saklayabilen bir cadı. Tam aradığımız bir cadı yani. Hı. Ve tükürebiliyor. Pis hakaretler kullanabiliyor mesela. Atıyorum mesela bir ders notu istese arkadaşı vermez yani. Öyle de şiddet. Bir kötü. Peki kimlere verirsin ders notunu? Bana verir misin? Ders Hayır. notu. Hayır tabii ki de. Bakın bana bile Tanrı vermiyor. Slytherin'le bencil, çok iyi. Burada ilk vermesi gereken kişi benken bana bile vermiyorum diyor mesela. Daha fazla bir söze gerek yok yani. Bence yeteri kadar. Peki söyle bakayım. Şu Ucube arkadaşının kan durumu ne? Efendim o kendisi safkan. Ucube pislik. Ama yani pislik bir insan kendisi. Tükür İbo. Sana tükür. İğrenç, pis, safkan. Pislik, iyi. Ama kendisi safkan olduğu için de kızamıyorum da. Onda öyle tükürme tiki safkan var. Öbür abinin yalama tiki misin? Var ya. Tabii. Öbür abi yalıyor, yapıyor, burada tükürüyor falan yapıyor arada mesela. Öyle bir tip de lazımdır diye düşündüm karanlık tarafa. Yani bundan yok. Yani yalayan var. İşte peki, efendime söyle. Kegri bekle. İşkence yapmayı sever misin? Ben mi efendim? Evet. Efendim ben işim birazcık daha istatistik tarafındayım ya. İstatistik nasıl derken? Yani? Ya şöyle anlatayım. Ben hani bizzat kendim yapmam ama bu sene bakalım hani kaç
kişiye işkence yapılmış, işte kaç kişi öldürülmüş, kaç kişi isti. Ben biraz onlarla ilgili... Sana bizzat ben eğitim vereceğim elbet bir gün. Benden eğitim almak istersin değil mi? Siz verirseniz ben tabii ki almak istedim ama. Efendim, siz yeter ki... Çok güzel. O zaman sizi artık geri yollamam gerekiyor. Köpek gibi isterim yani, öyle söyleyeyim. Dediğim gibi sizi geri yollamam gerekiyor ancak... Bu konuşmadan üçünüzden hiçbiri birine bahsetmeyecek. Biz kendi... Tabii ki bayım. Şimdi şuraya bir olur. Bayım demeyeceksin. Bayım? Efendim. Efendim imparator. İmparator değil efendim. Madam. 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 Madam beni tanımıyorsanız bu arada ben Bellatrix. Yanlış anlamda kullanılıyor. Neymiş doğru anlamı? Hayır, madam yani. Yanlış anlamda biraz efendim kusura bakmayın ama madam derim tabii ki siz ne dilerseniz sayın madam. Sus yeter yeter. Pardon. Ben Bellatrix Lestrange bu arada. Bana madam Lestrange olarak hitap edebilirsiniz. Son kısmı bir ben daha telaffuz olabilir miyiz? Madam. Madam Lestrange. Madam Lestrange. Lestrange. Madam'ın son iki harfi. Bu sene işte bak ölüme götürecek şakalar. Ama ben seni uyardım değil mi? Uyardım. Böyle ortamlarda yapılmaması gereken şakalar. Biliyor musun Ucube? Barty ile ben işkence yapmaya bayılırız. Yani efendim bu seferlik affedelim. Ölmekten kıvranacağın derecelere gelebilirsin. Efendim kusura bakmayın tik var bende de. Hastalık yani elimde olan bir onda şey. Onda da efendim böyle bir şey var bu seferlik. Yalnız az önce söylediğiniz cümleyi tam anlayamadım. Üçümüz birbirimizle de mi konuşmayalım bunu yoksa başkasıyla konuşulmasın mı? Bakın bu soru sizi de kilitledi. Demek ki bu çok, soru gerekli bir soru. Yani buraya bu kural kanun. Arasında. Konuşabilirsiniz bunu. Ha mesela bak bu bir açıktı belki de ben sorana kadar. Dediğim gibi birbiriniz arasında konuşabilirsiniz. Ancak yani... başka birine yok. Söylediğinizi, kıstırdadığınızı, ima ettiğinizi hissedersen. Şey imkanı yok. Gelir sizi bulurum. Biz görmedik, duymadık, bilmiyoruz değil mi? Efendim. Şey evet. Kiköz kulak olacağım. Ya bunlar sana emanet olacak zaten. Madam, anlatırsa ne olacağını göstereyim mi bir öğrenci üzerinde? Gerek var mı ya böyle bir şeye? Gerek yok bence, biz anladık yeterince efendim. Ben senden şüpheliyim ama. Kim? Benden. Evet. Sayın madam. Burada ben madam mı? Gel bakayım. Gel çekil, yaklaş. Efendim, geldim madam. Pardon. O zaman ben hazırlanıyorum. Al bu hançeri. Vur kalbime mi diyorsunuz efendim? Yo, yanındaki Ucube'yi biraz tehdit etmeni istiyorum. Oğlum elimdeki hançeri görüyor musun lan? Kafana indiririm bunu ha. Mal mal hareketler yapma lan burada. Biraz asil ol lan. Burada bu kadar kalp karanlık ortama getirmişim sizi. Değerinizi bilin oğlum. Bir karanlık gibi düşün Şekri. Daha agresif ol. Tamam efendim. Canının yanında böyle hareket. O zaman bir daha hançeri bir daha alıyormuşum gibi yapayım sizden. Role tamam girmek açısından. Hançerimi aldım. Döndüm. Lan Ucube! Oğlum. Bura. Efendim. Bu sefer giremedim. Bir daha son alıyorum. Son aldım. Hançerimi döndüm gibi gördüm Ucube'yi. Ucube. Kesince oluyorsun bu arada. Bir daha buralarda böyle konuşma. Ya sen de böyle dur konuşma. Bir adama gaz verme ya. Baba ama böyle beni keseceklerse ben bu hançeri bunun kafasına vuracağım şimdi bu hançeri. Sayın adam gördünüz adam bey. Ben yapmadım kendisi yaptı. İki dakika ben mi? Barty. Ama karanlık moduma giremedim ki efendim. Barty. Bir saniye son bir alayım efendim. Bak Ucube. Yok Kegir gel yaklaş bana. Sakın bir daha buralım. Peki efendim. Ver hançeri. Barty girse sende. Dur efendim dur. Son kez alayım efendim. Son kez. Son. Efendim son. Tamam moda girdim son. Efendim. Tamam hadi Kegir hadi yaparsın. Ucube. Efendim. Bir daha bu karanlıkta sakın böyle sözler sesimi kesme. Vallahi yapma. Sakın bir daha sesimi kesme ve sözümü ağla. Kesme. Ağla. Ağla. Baba. Ağla ve itaat et. Anlaşıldı mı? Efendim buyurun hançerimizi ben size tekrar teslim edeyim. Buyurun efendim hançerimizi. Yalnız benim bir maruzatım olacaktı efendim. Onu da sorayım gitmeden tabii. Son kez. Yani özel bir konu yalnız. Sizin ikinizle konuşsam olur mu? Şöyle biraz ileri gelsek şöyle. Tabii. Tabii. Siz burada durun.
Size zaten dönüşte tamam. Anlatırım. Tamam. Efendim şimdi bu kurallarımız var ya. Vallahi ben harcanmam. Karanlığın bir kuralı var sonuçta. Burada elini kolunu sağlayan da giremez adamlar sonuçta. Doğru muyum? Evet. Bu karanlığın kurallarını herkes bilecek. Bu karanlık sonuçta bu. Aydınlık olsa elini kolunu sallayan girsin aydındır belki. O gerizekalılardan bu beklenirdi zaten. Aynen öyle. O mal işte okula geleni, iki tane büyü yapanı, misket kaybedeni falan hepsini almış okula toplamış gerizekalı. Nasıl ben yapmam? Parmak çıkart marketi yapana kadar hepsi var. Her türlü şaklabanı içeride yani öyle söyleyeyim. Lan, ya bunak işte ne bilirsin? Bunak ya bunak. Şimdi ağır konuşacağım. Çok ayıp olacak yani. Okulumun çocuğu diyeceğim. Çok ağır olacak. Neyse. Efendim bu kurallarımızda bir esnetme payımız var yani, mıdır? Ne tarz bir esnetme istiyorsun? Çünkü ilk kural, bana iki kuraldan haberim var. Benim ilk kural şöyle bir kural biz var. Biz boş mu adam mıyız ha? Efendim eşit. Ha yarrayın. Ortamıza boş dedim adam. Ne? Ölür boş mü? Boş gördüymüş. Ölür mü efendim o yoksa canına... Ölmez. Ölmez mi? İyi. Acısını çeksin o zaman. Ama çok acı çeker. Çeksin artık yapalım. Gelirim. Sana önemli bir görev daha vereceğim. Evet efendim. Eğer bu geri zekalı ucubenin gerçekten saf kan olduğuna inanıyorsan, inanıyorsun değil mi? İnanıyorum efendim. O aptalı sen eğiteceksin. Ya şöyle söyleyeyim, bu kadar saf salak kan başka olabilir mi efendim? Yani bu belli ki saf kan yani. Saf kan bir geri zekalı çünkü bu. Onu sen eğiteceksin. Eğer bir dahaki görüşmemizde bu geri zekalı ucubelik yapmaya ve böyle aptal gibi davranıp ordumuza, lordumuza hakaret ederse hiç o şeyler olmaz. O harçını gördün değil mi? Evet. Özür dilerim. Acısı nasılmış? Gerçekten tatlı bir acısı var. Tebrik ediyorum sizi de. Sayın adam, sayın adam. Saygılar. Sorunu sor şimdi kendine devam et. Efendim şimdi... İlk kuralda şey yazıyordu efendim. Burada hani birbirimizin arasında hani hiçbir şey olmaz gibisinden. Bir şey oraya bir esnetme isteyeceğim sizden müsaitseniz efendim. Nasıl bir esnetme? Genişletme mi demeliydim artık yani o kuralı genişletelim mi? Esnek mi bunu, yani? Bunu bir dahaki görüşmemizde düşünelim. Tamam bir dahaki ne o zaman şey yapalım. Şimdi siz doğru o aptal bunağın yönettiği aptal okula gideceksiniz. Ya of ya hiç oraya da dönmek istemiyorum ya. Of gerçekten aptal bunak ya. Gerizekalı bunak. İğrenç bir yer. Pislik. Bakın efendim nasıl? Siz bizim o okuldaki minik küçük ajanlarımız olacaksınız. Efendim ben hazırlanıyorum. Bahsetmeyin. Hazırlan sen hazırlan. Eliminen daim eliminen. Bakın gördünüz mü efendim hemen okula nasıl sövmeye başladılar. Bunlar böyle karaktersiz işte. Akuldayken de okulu seviyoruz diyorlardı. Şimdi mesela satıyorlar. Ama bize de böyle lazım. Bir dahaki gelişinizde sizi eğer yeteri kadar hazır görürsem malikaneyi göstereceğim. Bütün ölüm yiyenlerin, lordumuzun bulunduğu malikaneyi. Evet efendim. Yalnız sizden bir maruzatımız daha olabilir mi? Evet. Bütün kadronuz çünkü uçuyor, ışınlanıyor, bir şeyler yapıyor. Bize de efendim bir süpürge ayarlanma şansı var mı? Sonuçta biz kadroluyuz ya artık. Dediğim gibi, gerçekten dediğim gibi. Gerçekten çok önemli. Bir dahaki içerisindeyiz. Bir dahaki buluşmamızda size bizzat ben eğitim vereceğim. Şu ucubeden biraz tereddütlüyüm ama olsun. Çünkü efendim, hep yürünüyor. Arkadaşlar bu server başka bir server. Ebo yok bu serverda. İsterseniz bir yeri gösterebiliriz. Kadarıyla. Mahzeni mi? Evet. Birazdan dedim. Evet. Bir keyif almaya baksanız abi. Niye kudururdu? Efendim ben de yalnız tik var. Siz yalınca ben de yapmak zorunda kalıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Ama ben seni uyardım. Haklısınız efendim. Elimden geldiğince tutmaya çalışıyorum kendimi. O zaman şöyle yapalım. Sizi birazcık nasıl bir ortama düştüğünüzü anlamanız için işkencelerin yapıldığı mahzene götüreceğiz. Daha sonrasında doğruca okula döneceksiniz. Efendim işkencelerimiz. Ve eğer ki okulda bir sorununuz olursa bu küçük snatcher'a danışacaksınız anladınız mı? Sizden o sorumlu olacak. Bizim artık başımıza bir sorumlu vermeseniz mi efendim? Çünkü biz gerçekten aklı başında insanlarız. Ayo kendisi oldukça güçlü bir büyücüdür. Ha öyle mi? Böyle kötüyse, küçük tamam. Göründüğüne bakmayın. Hani yok ben şey diye iyi bir insansa hiç bizi muhatap etmeyin diye ben şey yaptım.
Sence iyi bir insana mı benziyor? Yo, iğrenç pis. İğrenç, kötü, pislik bir insana benziyor baksana. Aferin, aferin. Öğreniyorsun. Tipe bak. İsterseniz de baştan beri takip edelim. Evet evet, önden yürü Bartu. Tipe bak, tipe bak. Abartmayın. Abartma salak, abartma. Bir bu kadar abartma. Kokuyor mu burası ya? Hayatım. Aman kaybolmayın. Efendim? Kapat. İşkence odasına gidiyoruz. Ne gül gül kokusu mu kokacaktı? Ne lavanta mı bekliyordum? İşkence odası diyor. Yanıyorlar orada insanlar. Ya bak kokuyor lan. Sorma ama ya. Kokacak tabii ki. Ne olacaktı ya? Of tamam ya. Kegri bir şey diyeceğim. Kegri. Evet. Bizim yanımızda çiçek toplayan bir lavuk vardı. O nerede? Bu işte bu önüne. Gelin buraya. Bu niye bizi buraya bu getirdi? Sabahtan beri sesini çıkarmıyor. Bunu ben çıkışta var ya öldüreceğim. Oğlum salak, o buranın adamı zaten. Aman ucube, dikkat et. Yok efendim, ben alışığım ya. Hatta zıplarım bile yani. Oo, ne kadar da pislik bir yer. Oo, iyi. Oya yaklaşma. İğrenç kokuyor. Oya yaklaşmayın. Ele yaklaşmayın. Yaklaş. Aman, yaklaşmadan anlamıyor musun? Boğu verir. Yani boğulmak ister misin? Nasıl bir sorun görmek ister misin? Yaklaşmıyorum efendim. Yaklaşma. Ya şu arkadaki iskelesi niye değiştirmediniz? Kaç yıldır orada o? Efendim ben değiştiririm efendim, derseniz. Dışarıda öldürdüklerinizden bir işine geçeyim mi? Onu değiştirin, yazık olmuş ona. Onu artık gömelim mi, ne yapalım? Gelin isterseniz şu dükkan aletleri göz gezdirelim. Bir göz bakalım. Ha. Sen benim taklidimi mi yaptın az önce? Kim efendim, ben mi? Evet. Yapmamıştır değil mi? Ne dedim ki efendim, bir bakalım dedim, bir şey demedim ki. Yok, dilini mi çıkardın diye sordum. Ben ama dilimi çıkarmadan efendim. Yani içeride hareket ediyor dilim yani, kusura bakmayın, kendiliğinden o defaultta var yani insan. Efendim ben de durdum. Bir daha benim taklidimi yaparsam. Evet galiba neyse. Sizin taklidinizi yaptı. İnceleyin bakayım, en çok hangisi hoşunuza gitti? Şu kerpeten alabiliyor muyuz efendim? Oh, o kerpeten ne işe yarıyor biliyor musun? Nedir efendim onun olayı? Mesela dilini, parmaklarını yerinden sökebiliyorsun onunla. Ama duydun dili mı? Pek önermiyorum. Yumuşak olduğu için kayıyor. Mesela sıkmak benim gerekiyor. En sevdiğim bu. Elleri arasına alıyorum. Sonra acı çekene kadar bastırıyorum. Tam benim tarzım efendim. Size ben kurban olurum. Allah Allah. Ama sevdiriyor piç kurusu kendisini bak. Dikkat ettiniz mi efendim? İlk başta evet, böyle bir şey yaptınız, şimdi sevmeye başladınız hafiften. Aa, bu arada tam olarak bir ölüm yeni olduğunuzda kendi maskelerinize sahip olacaksınız. Oo, maske. Ve kendi çok karanlık iyi işaretlerinize. İstediğimiz maskeyi seçme şansımız var mı efendim? Örnek olarak bir kıyafet gösterebilir mi isterseniz? Yok pardon, tabii, göster. Tabii göster göster. Demeyecek demişti, ağzımı sikiyorum. Böyle meyakli olmaya devam edersen son gördüğün şey kefen olur. Merak kedini başkan öldürür yanlış anlama da biz seninle sabahtan beri çiçek aramıyor muyuz yani, ne burada bu yerin? Nasıl, beğendiniz mi? Vallahi çok havalı, ben okeyim buna. Gerçekten. Bir dönebilir misin çok etrafınızda, bir dönün bakalım. Oldu, başka ne istersin? Yok, o anlamda değil efendim, hani arkadan Kegri, bakalım. Kegri sen dön etrafında. Döneyim efendim. Öyle 360 yapayım. O anlamda demedi. Benim etrafımda döndü. Ha, sizin etrafınızda döneyim. Mantıklı. Bu da olur. Bu da mantıklıymış bu arada. Yani arkasını görmek istedim ya. Niye adamı yoruyoruz ki zaten? Adam kaç yaşına gelmiş adam. Biz dönelim etrafında. Daha mantıklıydı o. Ya bu arada kendisi Barty Crouch Jr.'dır. Lordumuzun sağ kollarından biri. Aman dikkat edin. Delidir kendi. Sinirlenmesin. Tabii ki. Burada tabii zaten akıllı pek de bir insan herhalde yoktur. Hepimiz deliyiz yani bir sonunda. Tabii tabii. Delilik yani iyidir değil mi? Evet. Yemek efendim. Yoksa kötü müdür sizce? Delilik. Delilik bilen iyidir ya. İpucu var mı ki? Delilik iyi. Şimdi delilik iyidir diyeceğim. Kendisine deli dedik. O zaman iyi bir insan mı? Ama kötüyüz yani, karanlıkta ne işi var o zaman? Kegri tuzaklı. Paradoks bir soru yani bu. Tuzaklı soru. Gerçekten. Fark ettiysen ben ağzımı dahi açmadım. Gelin isterseniz şu tarafta da biraz daha bir şey var. Ucube kapmış işini. Evet evet, ucube teşekkür ediyorum oldu efendim ya bu ucubeden. Bu nedir efendim? Mesela sizce biz burada ne yapıyoruzdur? Burada ben tahminim gereği. Buraya herhalde birini kilitliyorsunuz. Burada kalıyor.
Madam siz açıklamak ister misiniz biraz? Ben de cevap veririm isterseniz. Hadi ver. Şu tahtaların arasına sıkışıyor olabiliriz. Yok yok. Buraya genelde bu gerizekalı serbanlarımız olsun. Sen niye kapattın kendini oraya? Ben burada kaldım efendim. Tamam orada kal. 250 sene sonra görüşürüz kardeşim orada artık yani. Tamam çıktım. Efendim bunlar ne? Dondurucu mu gibi bir şey mi bu? Ne bu? Buzdolabı gibi bir şey mi? Ay yok. Onların içinde çiviler var. Haa. Benim özel işkence. Nasıl tahmin edemedik ya çivi olduğunu onun. Ben de onun. Neyse. Bu Fiko mu lan? Yok. O bir önceden serbaz gelirdi. Neyse. Efendim benim gözlerim kararmaya başladı yalnız. Hadi gidiyoruz. Yeter bu kadar. Lordumuzun görevini yerine getirmeliyiz Bart, hatırla. Haklısınız doğru. Efendim. Her şey için teşekkür ediyorum. Bu saatten yürüyün. Sonra sağ olun. Benim gözlerim kararmaya başladı ya. Var mı sen? Uykun gelmişti. Ona bir... Madam bir saniye. Gittiler mi? Uykun sen onlardan geldi. Mıydın? Şence. Biraz önce görmedin mi beni? Evet. Bilemiyorum. Doğru. Benim sen şekerim zaten düştü ne şekerim. Sabahtan beri ağzını bıçak açmıyor. Ben de fena oldum. Yiyecek bir şey zaten. Yok mu ya burada? Ölümden başka. Nasıl şaka? Ya. Karanlık şaka tarafı bu. Oğlum bir şaka yapın zannediyorum burada insan içinde ben rezil ettim. Sizin madam bekliyor dedi değil mi? Madamı mı bekletiyorsunuz siz? Efendim tansiyonum düştü benim. De benim. Ay başım da dönüyor. Yiyecek bir şeyimiz önden var mı? Önden yürü. Yiyecek bir şey? Yani... Kesik parmak var istersen. Sağ olun ya o zaman. Hadi yürü. Gel bende gofret var gel. Kesik parmak da şimdi hiç açmaz yani ben öyle söyleyeyim. Beni arkada bırakmayın ya. Gel kız ya, gel. Sana zaten bu şey. Yürü. Sana kim ne yapsın ya? Oğlum salak konuşma lan yengenle. Pardon. Sana yaptılar tabii yapacaklarını. Ne söylüyorsun ya? Yürü. Hocam sen komut verme istersen. Madam. Hiç İsterseniz daha fazla uymayayım. Kendilerini götürebilirim. O güçte olduğuma evet, inanıyorum. Evet. Ha, bu arada unutmayın. Bence hiç gerek öbür yok. Görev için bekleyin. Sizi bulacağım. Peki efendim. Tabii ki efendim. İstediğiniz her zaman bir müsait. Şimdi. Kafam dönüyor. Başım dönüyor. Oldu. Ben asıra seyahat yapılım geldim ya. Kuvvetli bir büyücüsün ondandır. Babamı iyi babanın tanırsınız. Babanın kanını taşıyorsun. Baban da çok güçlüydü. Herkes bana omzuma falan dokunsun. Benim yakalayın beni bir. Tutun. Tam olarak nasıl tutacağız efendim? Sen yaklaş. Sen tut. Öyle bir yeğimden tut işte. Ya oradan tutmazsan daha iyi olur. Tuttum. Bu. Omzuma tutun, bir yeğime tutun işte. Tamam tuttum. Sofya sen bu hoş tarafa gelir misin? Tamam. Bir saniye. Sofya sen şu tarafa geçer misin? Arkasına geç. Arkasına geç. Hayır şu tarafa geç. Gerekirse ben tutacağım abi buradan. Yapacak bir şey yok. Estağfurullah ben tutarım. Ya hayır ben tutacağım. Yo ben tutarım. Ya geç ben tutarım ya. Tamam sen. Dostum sen bir sabit durur musun? Artık bir yerden tutun. Allah. Sofya sen geç. Bir dakika abi böyle olmaz abi. Bir saniye karanlıktayız. Sürekli başka bir. Sen bir sabit duracak mısın usta? Tamam oradan. Peki hadi. Evet, tamam ben tutuyorum kendimi de. Evet. Kendimi tuttum. Şey yaptım artık yapacak bir şey. 3. Ya Allah Ömer abi de. 1. Merdim. Geldik. Allah'tan böyle milisaniyelerle geliyoruz da fazla tutmak zorunda kalmadım. Geldik mi lan? Burada şu an sadece biz mi varız? Bura bizim mekan mı? Şimdi. Görevini zannediniz. Görev çok net. Hiçbir sikim anlamadık dostum. Orada atar gider yapıyordun. Seni daha gerçekten yalnız, harbiden ayar edeceğim. Yanlış anlama da 2 saat yol yürüdük. Orada çiçek arıyoruz ayağına falan. Orada adamların yanında bize şekil şov yapıyorsun da elinde asa falan. Bizim mekana bura. Bence yapma. İlla ben yatıracağım seni. Git yatağına. Lan git yat yatağına. Kendini öldürtme şunu amına koyayım ya. Git. Allah. Uykunuz gelmiştir şeyin. Gidin uyuyun. Gidip uyuyun.
Farklı bir şafakta görüşmek dileğiyle. Buna gerek var mı peki dostum? Yani böyle cümlelere gerek var mı? Farklı bir şafakta yarın bambaşka bir gün olacak. Yarın geri kalan hayatımızın ilk günü falan. Bunlara gerek var mı yani? Onu sorguluyorum ben şu anda. Tamam, karanlık. Allah. Sofişim öptüm. Ben de seni öptüm. Ben de öpüyorum. Öptüm. Ne siktir ben seni. Sen o patron nasıl yapıyorsun? Oğlum salak mısın sen? Kendini mi öldürteceksin ya? Sofişim iyi uykular. Sana da iyi uykular. İyi uykular. Bebişkom. Sen ne tatlı bir şeysin ya öyle. Sen de çok tatlısın. Oy maşallah be. Hadi ama ya. Ne olur bir dahakine çiçek aramaya gitmeyelim. Alacaksan sen çiçek al, tamam mı? Seni sarmadı mı yani çiçek arama kısmı? Arama kısmı güzeldi. Sonu biraz korkutucuydu. Hayır yanlış anlama. Muhabbetinizi bölmek istemiyorum da adamlar orada beni bir sikmedikleri kaldı. Bana burada bir iyi geceler yok mu? Ya sen bir gitsene ya. Allah dostum burada bak tam yatakhanedeyiz. Yo yo tamam. Tam saatlerindeyim iyi yani. Uykular, iyi uykular. Burada yaptığın yani bu ekmeğe kan doğrama hareketini de ben unutmam anladım. Yazarım. O çakı maki gelir amına koyayım burada. Yarın bir gün aynısını aynı boku yerim sana haberin olsun. İnsan arkadaşının ekmeğine kan doğrar mı ya? Haklısın baba pardon. Arkadaş arkadaşının pezevengi değil miydi abi ya? Haklısın. Allah Allah. Ama bir iyi geceler demiyorsunuz mu yani? İyi geceler canım i̇yi geceler. Hayatım iyi geceler. Teşekkür ediyorum iyi geceler. Hadi git artık. Sofişim. Öpüyorum seni. Artık uyuyacakmışsın. Senin arkadaşın böyle her yere gelecek ben mi? Ben biraz ses olunca bilmiyorum ki ya ona. Gelir mi gelmez mi? Hı. Bir baş başa bırak. Tamam sana iyi kurar. Uyuyamazsan ben. Benim yatak şurası. Ben de uyuyamadım tamam. Ya. Ben de hemen karşında olacağım. Hani böyle uyuyamadım diyelim yani yaramazlık o anlamda değil tabii ki ama korku hikayeleri falan. Tamam korkarsam yanına geleceğim. Tamam inşallah sen de gelebilirsin. Tamam ben korkarsam mı geleyim ne yapayım kalkarsam mı geleyim nasıl geleyim ben oraya anlayamam. Korkarsan gel. He korkarsam tamam. Tamam. Tamam o zaman öyle yapalım öpüyorum seni. Ben de korkabilirim. Ben de seni öpüyorum tatlım. Tatlım mı? Öpücük ata ata geri geri gidiyorum bak. Lay 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 lay. Slytherin, Slytherin. Lay 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 lay. Slytherin. Korkarsam mı kalkarsam mı gel dedin. Ne? Orayı anlayamadım işte bak. En önemli kısmını anlayamadım. Tam anlamaması gereken yeri anlayamadım yani. Orası çünkü detay ya o kısım özellikle. Nokta kısmını tam çözemedim yani. Özlenmiş ya. Özlenmiş. Bu evrendeki yani bu ortamdaki makara ayrı bir makara olmuş. Arkadaşların ellerine sağlık. Gerçekten keyifliydi yani. Bayağı iyiydi server. Siz de eğlendiyseniz. Bazı arkadaşlar başka şeylerin peşine düştükleri için değil mi Berk'im iyi geldi ya harbiden. Bazı arkadaşlar anın tadını yaşayamadıkları için mesela buradaki makarayı kaçırdılar başka bir şey isteye 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 isteye. Ama onlara yapacak bir şeyim yok abi maalesef yani. Anı anla yaşayacaktın yani anlatabiliyor muyum? Yarın bir gün buranın klibini izleriz eskiden ne kadar güzeldi ok varsa yazacaksın. Anlatabiliyor muyum? Çünkü zamanında izlememiş oluyorsun. Gülmekten başım ağrıdı Çağrı. Ne mutlu abi. Ne mutlu bize o zaman. Selamun aleyküm. Ne oldu? Caz festivaline mi geldim amına koyayım? Selamun aleyküm. Duygulandık be Mert. Selamun aleyküm aleyküm sen. Ne yapıyor aleyküm ya selam. Mert? Bak benim yayını nasıl izliyorlar? Harika yayındı abi vallahi ya. Oğlum siz ne oldu oğlum size? Zorbalar, zorbaydınız. Ne oldu ya size? Ne oldu oğlum size? Aa, Çağrı abin yayın buradan mı geliyormuş? Oğlum ne tribini yaşıyorsunuz? Çok iyi yayıncısın. Vallahi abi. Ne eğitimde açtın yayını da. Oğlum siz hasta mısınız? Mami ne oldu ki? Sağ ol canımsın. Ama ne oldu yani? İzledik abi müzik dinliyoruz işte burada.
Ona mı dün ona mı duygulandınız? Aynen. 2020'ye döndük çağrı ondan. Güzel abi, güldüyseniz ne mutlu. Abi chat'in koptu ha. Allah! 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 Arkadaşlar bilinçaltında bazen böyle şeyler, oyunlar olabiliyor. Küçük oyunlar olabiliyor. Küçük dil oyunları falan. Küçük böyle dil oyunlara hiç fena olmaz yani. Hadi McDonald's giriyoruz mu? Abi. Efendim, abi. Kötü bir haberim mi var? Yok, kötü haberim niye olsun? Niye o zaman öyle benim beni düşürecek şekilde abi ağlar tonunu, ses tonuyla? Yok abi, de oyuna girince özelden bir şey attım. Onları da kursak güzel oluyor da. Ne attın özelden? Sıvacı Bekir nerede? Sıvacı buralardaydı. Geliyor. Elini bak, yüzünü yıkacak. Gülmeye bak.